Merhaba, saat 21. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Yakın Plan programındayız. Hafta başından bu yana kaotik bir Orta Doğu var. Önce Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuat Şükür, sonrasında İsmail Haniye sarsıcı bir suikastle öldürüldü. Bugün iki isim için de cenaze törenleri vardı. İsmail Haniye için Tahran'da, Fuat Şükür için de Beyrut'ta on binler sokaklara döküldü. İki kritik başkentten iki lider isim, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İran'ın dini lideri Ali Hamenei'den kırmızı çizgi açıklamaları, uyarıları geldi. Dünya bu iki suikastle sarsılırken, biz 7 Ekim saldırılarının arkasındaki isim olarak bilinen Hamas'ın en şahin kanadından öne çıkan Misafir Kod adlı Muhammed Deif'in öldürüldüğünü öğrendik. Aslında bu bir iddia şeklinde ortaya atılmış durumda. İsrail'in iddiası, henüz Hamas'tan bir yanıt gelmedi ama görünen tablo şu. Suikast haberleri son dönemde ardı ardına geldi. Yakın planda işte bu suikastleri, mesajları konuşacağız bundan sonrasını. Fakat tabii programa başlarken Ankara'dan gelen bugünün manşetini öne çekeceğiz. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Batı ile Rusya arasındaki en büyük tutuklu takası yapıldı. Takasın yapıldığı adres Ankara'ydı. Bu yüzden gündemimizde biraz da 7 ülkeden 26 tutuklu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın devreye girmesiyle, onun aracılığıyla karşılıklı olarak teslim edildi. Yakın plana buradan başlamak gerekiyor. Konuklarımız var. Hoş geldiniz diyorum. İki konuğumuz, aslında üç konuğumuz stüdyoda olacak. Birazdan Profesör Doktor Selami Kuram gelecek. Profesör Doktor Barış Dostlar ve Serhan Apacan, doçent doktor, evet, yanlışım yok. Bizimle birlikte İstanbul stüdyoda olacak. Ve Nebimiş, SETA koordinatörü, o da Ankara'dan yayınımıza katılacak. Siz de hoş geldiniz Nebi Bey. Hoş bulduk, merhabalar. İyi yayınlar olsun şimdiden. Teşekkürler. Ankara'dan başlayayım isterseniz, belki buradan biraz Cumhuriyetimizin göz bebeği Ankara canım, elbette öncelik her zaman Ankara'ndır. Bir de bugünün manşeti Ankara'dan geldi. Bir anda gelen bir bilgi, bir tutuklu takası Milli İstihbarat Teşkilatı aracılığıyla yapıldı. 7 ülkeden kalkan uçaklar Ankara'ya indi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük takas diyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere toplam 7 uçak getirdi tutukluları. Ve orada filmleri aratmayan bir değiş tokuş oldu. Ne dersiniz Nebimiş, nasıl oldu, buna ilişkin ayrıntılı bilgiler sizde, perde arkası bilgiler var mıdır? Yani şuradan başlamak lazım aslında. Önce Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tabii ki bugüne kadar aynı zamanda bir istihbarat teşkilatı olarak diplomaside de bir oluşturduğu kapasitenin güvenilirliğin sonucu aslında bu. Yani siz de söylediniz, sonuçta 7 ülkenin vatandaşlarının olduğu çok büyük bir takas aslında. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük takaslardan birisi. Yani o filmlerde gördüğümüz sahneleri bugün Ankara'da tekrar gördük. Burada tabii şunu öncelikle altını çizmek lazım. Türkiye'nin burada kurumlarının, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın payı çok büyük. Böyle olduğu için de bütün taraflar Türkiye'ye yaptığı katkıdan dolayı teşekkür ettiler ve bunun özellikle önemini vurguladılar. Tabii burada bu istihbarat diplomasisi aynı zamanda bir Türkiye'nin uzun süredir birçok kriz bölgesinde, ülkeler arasındaki çatışma alanlarında sürdürmeye çalıştığı güvenilir arabuluculuk misyonuyla da doğrudan ilgili. Yani son yıllarda işte hepimizin bildiği Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili süreçlerde Türkiye gerçekten bütün taraflarla konuşabilen, bütün tarafların güvendiği ve işte müzakere süreçlerinden daha önce işte Rusya ile Ukrayna arasında bir esir takası da yaşanmıştı ve Türkiye bu süreci de çok başarılı bir şekilde yürütmüştü. Burada sonuçta geçmişten gelen o güvenilir arabulucu rolünün önemli olduğunu vurgulamamız lazım. Tabii
olayın sonuçta bir istihbarat operasyonu da olduğu için bütün ayrıntılarına vakıf olmamız mümkün değil. Hı hı. Ama açıklamalara baktığımızda zaten de meselenin doğası gereği böyle olması gerekiyor. Çok uzun süredir, aylardır bunun üzerinde çalışıldığı, tarafların bir şekilde müzakere ettiği ve aynı zamanda da takasın nasıl yapılacağına, şekline dair de bir sürecin yürütüldüğü anlaşılıyor. Ama en nihayetinde bu Türkiye'nin birçok alanda oluşturduğu kapasitesine ek olarak, özellikle işte Hakan Fidan döneminden itibaren başlayan MIT'in hem içeride hem dışarıda kapasitesini artırması, uluslararası bir istihbarat kurumu olarak burada diplomaside gösterdiği başarı ve en nihayetinde de bu başarıyı tarafların da güvenebileceği bir düzeye çıkarmak önemli. Peki. Bence bundan sonraki süreçte de buna benzer arabuluculuk faaliyetlerinin ve olumlu sonuçlarını görebiliriz. Bu bir sürecin sonucunda gerçekleşen bir durum. Böyle yani ilk değerlendirmeyi böyle yapabiliriz. Barış dostlar, şimdi bir takas süreci belli ki uzun aylara yayılmış bir müzakere süreci ve sonrasında da hazırlık süreci var. Zamanlama itibariyle ne söylersiniz? Yani Batı ve Rusya'nın çok son derece gergin bir süreçten geçtiğini biliyoruz. Bölge çok sıcak. Neden bu zamanlamayla, yani bütün hazırlık aşamasını da geçerek söylüyorum, yani neden karşılıklı olarak iki ülke ve ülkeler birbirleriyle uzlaşmak zorunda kaldılar? Nasıl bir konjonktür var? Şimdi elbette bunun yanıtını sizin gibi deneyimli diplomasi muhabiri arkadaşlarımız biraz Dışişleri Bakanlığı koridorlarından, biraz parlamentodan, biraz genelkurmaydan, biraz Milli Savunma Bakanlığından, biraz Milli İstihbarat Başkanlığından da nabız tutarak daha yetkinlikle verebilirsiniz. Virgül. Ha, gönül şunu ister, bilmiyorum, ikisi de Marmara Üniversitesi'nden değerli dostum, değerli hocam olan Selami Hocam olsun, sevgili Serhan olsun, ki Serhan Tüken'in en iyi İran uzmanlarından da biridir. Gönül şunu ister. Ya keşke bu, ister rehine takası deyin, ister esir takası deyin, bir ateşkesin de keşke zemini olsun. Çünkü bu iş gerçekten çok uzadı. Ukrayna için mi? Ukrayna için de çok uzadı. Rusya için de çok uzadı. Sokaktaki sıradan masum insanlar için de çok uzadı. Bölgemiz ve dünya için de çok uzadı. Keşke bu... Artık Ukrayna'nın zaten bir galibiyet şansı yok ama maalesef ABD emperyalizmi, Avrupa Birliği emperyalizmi, ABD emperyalizminin saldırı ve işgal aygıtı olan NATO adeta Ukrayna'da son Ukraynalı nefer, son Ukraynalı asker kalana kadar bu işin de uzamasını istiyorlar. Sırf Rusya'yı hırpalamak, yormak, yorgunlaştırmak, yalnızlaştırmak, dünya nezdinde Rusya üzerinde Putin'in itibarını sarsmak, hırpalamak adına. Ama gönül ister ki bu takas, bu değişim bir zemin hazırlasın ateşkese. Fakat elbette siyaset bilimi, elbette uluslararası ilişkiler, elbette dış politika gönülle işlemez. Burada elbette sevgili Nebi'nin dedikleri doğru, önemli de. Ben buna bir de bir ek yapmak istiyorum. Burada şimdi Türkiye başından beri Montreux konusunda büyük bir hassasiyet gösterdi. Her ne kadar Montreux konusundaki hassasiyetinden dolayı yüksek rütbeli kumandanlar hayli hırpalansalar da haksız yere, ona da bir tarihsel olarak not düşelim. Montreux, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın sağlığında kotarılan Montreux, bizim aktif tarafsızlığımızın da zemini oldu. Bizim her iki devletle, çatışan, savaşan her iki devletle iletişim kurmamızın da zemini oldu ve savaş başladıktan sonra Türkiye eğer Türkiye'nin arabuluculuğunda ama Ankara'da ama İstanbul'da ama Antalya'da çeşitli düzeylerde ev sahipliği yapabildiyse, arabuluculuk yapabildiyse, moderatörlük yapabildiyse, kolaylaştırıcılık yapabildiyse Türkiye Montreux'den çok fazla faydalandı. O zemin üzerine inşa etti çünkü. Zaten bizim geçmişte de aktif tarafsızlık konusunda, esir takasına ev sahipliği yapma konusunda deneyimlerimiz vardı. En başta ne gelir? İkinci Cihan Harbi gelir. Devamında ne gelir? 1980-88 arasında İran-Irak Savaşı'nda Türkiye'nin aktif tarafsızlığı gelir. O bağlamda şüphesiz bu Dışişleri Bakanlığı'nın, Milli İstihbarat Başkanlığı'nın, muhtemelen katkısı olmuştur askeri istihbarat düzeyinde Genelkurmay Başkanlığı'nın,
ta başından beri bilgisinde, eşgüdümünde oldu ama... Ben de hala teşkilat dediğimi siz söyledikçe fark ettim. Evet. Eski Ankara alışkanlığı, o yüzden düzelteyim. O Ankara alışkanlığı güzeldi canım. Ben de Ankara'yı çok severim. Askerliğimi orada yaptım. Ha. Bu umarım ve dilerim ki Türkiye'nin bölgesel bazda bir, Türkiye'nin diğer uluslararası meselelerde arabuluculuk bazında iki, elini kuvvetlendirsin. Ama zamanlama niçin bugüne denk geldi? Ona benim gerçekten verecek bir yanıtım yok. Peki. Acaba bir ateşkes sürecine dönüşebilir mi? Yoksa bunu söylemek için erken mi Selami Kur'an? Ya çok erken olduğu kanaatindeyim ben. Ama her iki değerli konuşmacının da ifade ettiği hususlar kıymetli şu açıdan. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük rehine takası söz konusu. Ve burada da kilit ülke olarak Türkiye. Rol alıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı öncülüğünde yani rehinelerin sağlık kontrollerinden tutun da kimlik kontrollerine kadar tamamını Milli İstihbarat Teşkilatı üstlenmiş sorumluluğunda. Aslında bu sorumluluğu üstlenmesi dahi her iki tarafında ABD'nin de Rusya'nın da işte Batı İttifakı ile esasen Rusya'nın da Türkiye'ye yönelik güvenlerinin bir göstergesidir. Yani esir takası, rehine takası için kilit rol üstlenebilmeniz uluslararası ilişkilerde size verilen değerle ölçülür. Yani bu arada yani hem ABD'nin Almanya'da dahil biliyoruz. Almanya'da çünkü Almanya'da teslim edilen rehineler var. Hem de Rusya'nın bu konuda Türkiye'ye, Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'na olan güvenlerinin tam olduğunun açık göstergesi. Bunu teslim etmemiz lazım. Yani biz bu meseleyi sadece bu rehine takası olayını özelinde değil, genel olarak iç politikala mülazaların üzerinde Türk dış politikasının çok haklı olarak Montreux'ün de burada ayrı kıymetli bir statüsü vardır. Onun da altını çizmem lazım. Özellikle çatışmalı dönemlerde yani daha önce Gürcistan'a müdahale olsun, efendim Rusya'nın işte Ukrayna'ya müdahalesi olsun. Daha birçok konuda Montreux'ün ne kadar kıymetli bir antlaşma olduğu ortadadır. Ki ben uluslararası hukuk derslerinde, deniz hukuku derslerinde de Türkiye'nin deniz alanlarını ilgilendiren iki önemli antlaşmasının olduğunu altını çizmişimdir. Birincisi Montreux'dür. Ve ikincisi de bizim 2019'da Aralık ayında Libya ile imzaladığımız deniz yetki anlaşmasıdır. Bu iki anlaşmanın önümüzdeki 10 yıllarda Türkiye açısından, Türk deniz alanları açısından ne kadar kıymetli olduğunu göreceğiz. Peki. Yani ben bunun altını çiziyorum. Burada önemli olan husus, yani Rusya ve Batı arasındaki, yine adını açık olarak koyabiliriz, ABD arasındaki bu rekabetin Ukrayna üzerinden yapılması tabii ki 3 yılı aşkın bir süredir tartışılan bir konu. Ben çok kolay bir şekilde olabileceği kanaatinde değilim. Şunu da not etmede fayda var. Şimdi ABD'de bir seçim var. Evet. Dolayısıyla eğer Trump'ın seçilmesi durumunda Trump'ın bu konuyla daha bu konuyla ilgili daha radikal bir adım atma yönünde, ateşkese yönelik bir adım atma yönünde irade beyan edebileceğini düşünebiliriz. Peki. Ama ben çok kolay olmadığı kanaatindeyim. Çünkü Batı'nın, başta ABD'nin temel motivasyonu, temel amacı zaten Rusya'yı hem askeri hem de iktisadi anlamda çökertmek. Bunun gerçekleşeceği zamanı bekleyecektir diye düşünüyorum ben açıkçası. Peki Serhan Afacan, acaba 5 Kasım seçimlerine kadar beklememiz mi gerekecek bir yere evrilmesi için ve o sürece kadar ya da o süreçten sonra bu tip takaslar devam eder mi? Beklentiniz nedir? Yani bunun devamını görür müyüz? Şimdi Deniz Hanım, şöyle bu bir anda sürpriz bir haber olarak. Evet. Az önce Nebi Hoca da çok güzel ifade etti. Hadisenin doğası zaten belli bir gizlilik gerektiriyor. Bazı isimler konuşuluyordu zaten. Wall Street muhabiri konuşuluyordu. Diğer taraftan Paul Wieman konuşuluyordu. Eski bir ABD piyade teğmen hatırladığım kadarıyla. Bunlar üzerinden hatta bugün Amerika'dan yine geçtiğimiz günlerde de çokça aktarılmıştı. Bilhassa Wall Street Journal muhabirinin Ivan Gershkovich
tutukluluğuna ilişkin hem gazete çevrelerinde, sendikal çevrelerde hem de kongrede çok fazla rahatsızlık olduğu ve gün sayıldığına ilişkin haberler fazlaca aktarıldı. Dolayısıyla bu isimlerden bir bölümü kamuda da zaten sembolik isimler olduğu için, kamuda da tartışılan ve serbest bırakılması beklenen isimler olduğu için çokça dikkat çekti haliyle. Hem İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük esir takası tırnak içinde olması itibariyle hem de bu itibariyle dikkat çekti. Değilse daha küçük ölçekli biliyorsunuz takaslar yapılıyor. Özellikle ben İran'ı biraz daha yakından takip eden biri olarak zaman zaman karşıda takasların yapıldığına tanık oldum. Ama bu oldukça ölçek olarak da büyük ve ABD ile her ne kadar ikisinden ibaret değilse de 7 ülkeyi içeriyorsa da ABD ile Rusya'nın işin içinde olması da önemli kuşkusuz. Ama benim gördüğüm kadarıyla bunun doğal bir sonucu olacak gibi duruyor. Demokratlar bunu kullanmaya çalışacaklar kuşkusuz. Özellikle elleri bir hayli zayıf olduğu için bunu kullanmaya çalışacaklar. Bu konuda hiç kuşku yok. Ateşkes konusunda zaten hocalarım çok net bir şekilde ifade ettiler. Bu tamamen istihbari düzeyde yapılan teknik bir alışverişten ibaret tabiri caizse. Ukrayna meselesinin nereye evrileceğini, nihai olarak nereye evrileceğini muhtemelen ABD Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı da bilmiyor. Ya elbette ikisinde bir perspektifi var. Ukrayna, Rusya'da Putin'in perspektifinin ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. ABD deklare etti, onu da biliyoruz. Ama ikisinin de perspektifi tam anlamıyla gerçekleşmeyecek. Yani ne Putin bütün istediğini alacak ne de Ukrayna Rusya'yı tamamen topraklarından def edebilecek, çıkarabilecek. Dolayısıyla bunun için bence ABD seçimlerinin artık tamamen geçmesi ve ondan sonrasını yeni gelecek yönetim ile ABD arasında, Avrupa arasında yani NATO'nun iki kanadı arasında sürecin ayrıca müzakere edilmesi gerekecek. Bu yaşanan esir takasının söz konusu bu ateşkes süreciyle yahut müzakere süreciyle bağlantılı olduğu kanaatinde değilim. Peki. Keşke olsa ama değil. Peki, önemli bir operasyondu. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı aracılığıyla gerçekleşti. İkisi çocuk, 10 rehine Rusya'ya, 13 rehine Almanya'ya, 3 rehine de Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecekler. Ankara'da takas yapıldı. Beyaz Saray'dan yeni bir açıklama var. Serbest bırakılan tutuklular Perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri topraklarında olacak diyor Beyaz Saray. Dolayısıyla bu önemli takas Türkiye'nin aracılığıyla gerçekleşti. Önemliydi. İlk bölümde yakın planda bu konuyu konuştuk. Bir reklam arası verelim. Sonrasında artık yavaş yavaş yüzümüzü Orta Doğu'ya çevireceğiz. Yakın plana devam ediyoruz. Ekrana gelen son dakika bilgisini paylaşalım. Türkiye'de bir günlük yas ilan edildi. Sebebi Tahran'da yapılan suikast. Şöyle bir açıklama yapılıyor. Filistin davasının önde gelen liderlerinden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 31 Temmuz 2024 tarihinde Tahran'da gerçekleştirilen menfur bir suikast neticesinde şehit olması nedeniyle bir gün süreyle milli yas ilan edilmesi ve bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 2 Ağustos 2024 Cuma günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür. Açıklaması daha doğrusu kararı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Tahran'da da 3 günlük bir yas ilan edilmişti. Bu bilginin ayrıntılarını Ahmet Örsoğlu'ndan alalım. Evet, Cumhurbaşkanlığı kararıyla bir günlük milli yas ilan edildi. Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye'nin İran'da, Tahran'da suikast sonucu öldürülmesi nedeniyle. Cumhurbaşkanlığı kararı şu şekilde, Filistin davasının önde gelen liderlerinden Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin 31 Temmuz 2024 tarihinde Tahran'da gerçekleştirilen menfur bir suikast neticesinde şehit olması nedeniyle bir gün süreyle milli yas ilan edilmesiyle bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 2 Ağustos 2024 Cuma günü yani yarın güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür dendi. Bilgilerini ve gereğini rica ederim diye de ekledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı bu karar bir günlük milli yas kararı
yarın güneşin batışına kadar geçerli olacak. Dış temsilciliklerde ve Türkiye'deki kamu kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek. Peki. Yine... Ahmet Örsoğlu ayrıntıları aktardı. Bir günlük yas ilan edildi. Yarın İsmail Haniye için bir cenaze töreni olacak. Doha'da toprağa verilecek, Katar'ın başkentinde. Bugün İran'da, Tahran'da bir cenaze töreni vardı. Dini lider Ali Hamaney cenaze namazını kıldırdı. Ve yarın Doha'da Haniye toprağa verilecek, suikast sonucu öldürülen Hamas lideri. Türkiye'den de isimler törene katılacak, bunu biliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve bazı milletvekillerinden oluşan heyet yarın Doha'da olacak ve bu cenaze törenine katılacak. Bir kez daha altını çizelim, İsmail Haniye de Doha'da toprağa verilecek. Bu sefer tersten başlayayım. Böyle bir suikast, son dönemde çok hızlı bir suikast, ardı ardına gelen suikastler gördük. Biraz sanki hız arttı mı? Aynı şeyi gözlemliyor musunuz? Belki böyle bir genel soruyla başlayalım. Hız da arttı, derece de arttı. Hı hı. Biraz öldürülenlerin, suikast sonucu öldürülenlerin en son elbette İsmail Haniye'nin şehit edilmesine gelen süreçten bahsediyoruz. Hız da arttı. Zaten 7 Ekim'den bugün de süreç çok hızlı ilerledi. Bir sürü şey oldu. Ve diğer taraftan oldukça önemli isimleri hedef almaya başladı. İsrail özellikle, İran kanadından, Hizbullah kanadından, efendime söyleyeyim, ve tabii ki Hamas kanadından. Dolayısıyla aslında bir yönüyle çok riskli bir dönemde olduğumuzu söyleyebiliriz. Şu açıdan, şimdi İsmail Haniye herhangi bir yerde öldürülmedi. İşte aktardık defaatle, haberlerde de aktarıldı, Tahran'da. Bu şu anlama geliyor: 30 Temmuz'da bu insanlar Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldılar. Demek ki İsrail istediği herhangi bir lideri, herhangi bir ismi orada öldürebilirmiş. Bu sonuç oradan çıkıyor elbette. Yani bu suikastların üst üste gelmesi ve temsil ve önem derecesi kadar yapılma şekli de oldukça enteresan. Yani üç boyutuyla konuşmak gerekiyor. Evet, üç boyutuyla konuşmak gerekiyor. Peki devamı gelir mi sizce, yoksa biraz frene mi basılır? Şimdi devamı, hatta biliyorsunuz, aktardınız yine, Muhammed Etnaif'ten bahsetti. Evet, ama 13 Temmuz'da olmuş bir tamam, saldırı ama, olarak. Evet, duyuyor. Yani bunu da listeye katabiliriz. Ha, listeye katarız. Evet. İsrail'in açıklamasına göre Temmuz'un bir noktasını 13 Temmuz'da yaptık deniliyor. Ki açıkçası Hamas kanadından gelen biraz informal bilgiler diyelim, bunun doğru olduğunu gösteriyor. Her ne kadar Hamas bu konuda çok net bir dönüş yapmamış olsa da. Evet. Diğer taraftan Yahya Sinvar'ın peşinde olduklarını zaten İsrail tarafının biliyoruz. Dolayısıyla bu suikastların arkasının kesileceğini düşünmek çok doğru olmaz gibi görünüyor. Peki, hızlı hızlı devam edelim. Bu turdan sonra biraz İran'ı, neden İran, evet, gibi pek çok detaya gireceğiz. Ya ben de... Yani ilk ve son suikast olmadığı kanaatindeyim. Zaten İsrail-Filistin meselesine baktığımız zaman ilk suikastin 1972'den itibaren başladığını ve günümüze kadar sanıyorum 19 tane siyasi suikast, hı hı, ve aslında cinayet olduğunu görüyoruz. Yani gerek El-Fetih örgütünün siyasi ve askeri liderlerine, gerek Hamas'ın siyasi ve askeri liderlerine. Dolayısıyla meselenin ben sonlandığı kanaatinde değilim. Hı. Ama biz meselenin bir diğer yönüyle de bakmamız lazım. Yani biz karşımızda, şimdi tırnak içinde söylüyorum, uluslararası hukukta devlet statüsüyle konumlanmış bir İsrail'den bahsediyoruz. Ama uyguladığı politikalar, yani kendine göre Filistin direniş örgütleriyle mücadelesinin temelinde bir terör örgütü reaksiyonu var. Usul ve metotlarını kullanıyor. Yani bu sadece bir suikast olarak geçiştirilmemesi gereken, devlet eliyle işlenmiş bir cinayettir. Açık ve net. Yani bu Hamas'ın kimliği, merhum şehit, benim gözümde de şehit sayılan, olan açıkça İsmail Haney'in cinayete kurban gidilmesidir. Ve bir başka devletin topraklarındayken planlanmış, tasarlanmış ve bir şekilde sadece failleri açısından değil, faillerin okları kimi gösterdiği ortada. Yani İsrail ve Mossad'dır. Hı hı. Ama bunu azmettirenler, yol verenler, hazırlık
aşamasında destek, istihbarat aşamasında destek olanlar. Zaten içeriden bir destek olmadan böyle bir suikastın yapılabileceği ihtimalini ben zayıf görüyorum. Bir de altını çizelim. Yani bir devlet düşünün. Hiçbir devlet hatadan münezzeh değildir Deniz Hanım. Her devletin uygulamalarını eleştirebiliriz. Eksik, yanlış, uluslararası hukuk temel normlarına aykırı eylemlerini eleştirebiliriz. Ama söz konusu İsrail olduğu zaman farklı bir şeyle karşı karşıyayız. Yani 1948'den 47'den itibaren işgal ve ilhak politikalarını devletin temel politikası haline getirmiş. Ve bu da Netanyahu'yla da bağımlı değil. Netanyahu'dan önce de görev yapan birçok siyasi lider, başbakan, bazen böyle biraz sol tandanslı yönetimler gelmiştir. Daha yumuşak, ılımlı bir politika uygulamışlardır. Ama İsrail'in devlet aklının, tırnak içinde söylüyorum, temel politikası işgal ve ilhak politikalarına dayandığı için zaten son örneği de Gazze'de görüyoruz. Yani düşünün, bir ülkenin başbakanı 9-10 aydır soykırım suçunu, savaş suçunu ve insanlığa karşı suç işlediği iddiasıyla kendi devleti Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanıyor soykırım suçlamasıyla ve kendisiyle birlikte Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, askeri düzeydeki üst yetkililer savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yürütülen soruşturmanın konusu. Doğru. Şimdi böyle bir ülke ve böyle bir ülkenin başbakanı ABD Kongresi'ne gidiyor ve yapmış olduğu 40 dakikalık konuşmada 38 dakikası kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlanıyor. Şimdi bunun anlamı şudur. Bunun anlamı açıktır. ABD'nin işte temelde uluslararası sistemde insan hakları, demokrasi, özgürlükler argümanla ortaya çıkan bir küresel liderin aslında temel insan haklarının ihlal edilmesi yolunda sistematik bir şekilde 60-70 yıldır uygulayan ve bunu da bir devlet politikası haline getiren İsrail'e yönelik vermiş olduğu kayıtsız şartsız destek. Amerika bu desteği verdiği sürece devam edebilir diyorsunuz. Şüphesiz. Peki. Şüphesiz. Yani zaten bugüne kadar gelmesinin sebebi ABD'dir. En başta ABD'dir. İngiltere'yi de sayarım da ama en başta ABD'dir. Peki Barış dostlar, şimdi cenaze namazı öncesinde İran Meclis Başkanı konuşma yapıyor ve diyor ki Haniye'ye düzenlenen suikastin ABD koordinasyonuyla gerçekleştiğini iddia ediyor. Amerika Birleşik Devletleri bir dahlimiz yok açıklaması yapmıştı dün. İsrail zaten sessiz. Neden sessizler? Bunun özellikle bir sebebi var mı İsrail açısından soruyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin dahli olmadığı konusunda inandırıcı buluyor musunuz? Elbette, şimdi ABD bizim zekamızla alay etmeye çalışıyor. Biz buna müsaade etmiyoruz. Yani Selami Hocam da değindi. Şimdi ABD Kongresi'nde ayakta karşılandı, ağırlandı, uğurlandı. Ve konuşması ki kabaca 40 dakikaydı, 65-70 kez alkışlarla kesildi. Yetmedi. Eski başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Trump evinde misafir etti. Yani zaten ABD'nin İsrail'e olan desteği kayıtsız, koşulsuz, sınırsız ve sonsuzdur. Açık çek, açık kredi alarak geldi ve önce işte Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın önemli isimlerinden Fuat Şükür, hemen arkasından da Serhan'ın da dikkat çektiği üzere İran'ın başkenti Tahran'da tam da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreninden sonra ve şehrin çok iyi korunan devrim muhafızlarının misafirhanesi olarak korunan bir mekanında öldürüldü. Yani, bir de arada Irak'ta Haçlı Şabi bölgelerine yapılan saldırılar şimdi, var. Çok güzel bir katkı bu Deniz Hanım. Yani demek ki İran'ın Şii hilali olarak gördüğü, Şii hilalinden biz neyi anlıyoruz? Nüfusunun büyük bir bölümü Şii olan ya da Şii azınlığın olduğu ama örgütlü, diri, güçlü bir azınlığın olduğu bütün ülkelerde, İran dahil olmak üzere, Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, her yerde İsrail canının istediği gibi katliam, barbarlık, siyasal suikast, cinayet yapabiliyor. Filistin bu anlamda önemli çünkü direniş ekseninin önemli bir parçası. Çünkü Hamas hepimizin bildiği üzere Şii değil, Sünni bir örgüt. Mısır merkezde Müslüman kardeşlerin, İhvan-ı Müslümin'in Filistin kolu ama direniş ekseni kapsamında İran'dan ve Suriye'den çok büyük destek alan bir örgüt. Onun liderlerini ki yani o İran'ın bir devlet dışı aktör olarak en fazla sevgiyle, sempatiyle baktığı, en fazla kucakladığı, kayırdığı örgüttür. Onu İran'ın başkentinde öldürebiliyor. Şimdi bütün bunlar aslında bir, ABD'nin İsrail'in arkasındaki açık sonsuz desteğini gösteriyor. İki, İsrail'in bir terör devleti olduğunu gösteriyor. Katliamlarının, cinayetlerinin, soykırımlarının haddi hesabı, hududu yok. Üç,
İran'ın resmetmeye çalıştığının, göstermeye çalıştığının, yansıtmaya çalıştığının aksine o kadar da güçlü olmadığını, çok ciddi güvenlik zaafı, çok ciddi istihbarat zaafı olduğunu gösteriyor. Şimdi peki, bütün bunları alt alta yazdığımızda maalesef, umarım yanılırım ben ama bölgemizi çok da güzel günler beklemiyor. Nebimiş, sayı, seviye ve şiddet, üç boyutuyla bu son dönemdeki suikastleri konuşmamız gerekiyor herhalde. Katılır mısınız? Bu şiddet, sayı ve seviye artacak mı? Gerçi hoş, seviye epey yükseldi. Dolayısıyla hani nereye kadar artabilir ama hala bazı hedefteki isimler de var. Şimdi 7 Ekim sonuçta İsrail'in katliamlarının yeni süreçte başladığı bir dönemdi. Bunu birinci dönem olarak alırsak, o günden bugüne yaşananları, hem işte katliamları yapan, soykırımı yapan İsrail'e, Netanyahu hükümetine yönelik olarak o günden bugüne işte ABD başta olmak üzere Batılıların bir pozisyonu var. Sokakların bir pozisyonu vardı. Uzatmamak için girmiyorum. En nihayetinde Netanyahu'nun bu katliamlarına yönelik olarak da küresel alanda bir vicdanın yükselmesi vardı. Hatta İsrail'in giderek işte izolasyona gideceği, bütün itibarını kaybettiği, özellikle Batılı ülkeler tarafından Filistin'in bir devlet olarak tanınması süreçlerinin başladığı bir yerdeydi. Hatta şu konuşuluyordu: İsrail Gazze işgaliyle ilgili istediğini siyasi olarak da askeri olarak da elde edememişti. Hı hı. Şimdi bu birinci dönemde, ama ikinci safa tam da az önce hocalarımız da söyledi. Maalesef İsrail'in hem devlet olarak hem de yöneticileri olarak uluslararası mahkemelerde yargılanıp burada işte insanlığa karşı savaş suçları vesaire, bunlardan suçlandığı bir dönemde ABD Kongresi davet etti ve orada Netanyahu alkışlandı. Bugüne kadar yaptıklarının bir anlamda bu alkışlarla maalesef onaylanmasıydı. Dolayısıyla da bu ikinci safhadan, alkıştan sonra ve aynı zamanda da ABD bir seçim sürecine girdi. Netanyahu hükümeti bunu da bu belirsizliği de bir fırsat olarak görüyor. Şimdi ikinci dönem başladı. İkinci dönem aslında İşte Hizbullah suçlandı Golan Tepelerine. Aslında Golan Tepeleri de işgal edilmiş bir yerdir. Burada işte Dürzilere yönelik olarak bir işte ölümler gerçekleşti. Ve bunu da bir anlamda Hizbullah'ın ya da Lübnan'ın iç işlerini de karıştırmaya yönelik olarak failin tam ortaya çıkmadığı bir patlamalar süreciydi. Hala tartışılıyor. Şimdi İsrail bunu bahane ederek, aslında tam da az önce söylediğim bu yeni dönemde, yani ABD'nin tamamen teşviki, alkışlaması ve oradaki belirsizliğin de seçimlere kadar olarak olan süreci bir fırsat olarak gördüğü için suikastları bir yöntem olarak kullanıyor ve dolayısıyla da burada bir şeyi amaçlıyor. En baştan amaçladığı, 7 Ekim'den bu yana amaçladığı bir hedefi vardı. O da İran'ı savaşın, İran'ı ve onun vekaletlerini, Hizbullah başta olmak üzere, savaşın içerisine çekmek ve savaşı bölgeselleştirmeye yönelik olarak bir hedefi vardı. Bugüne kadar daha önce İran'a benzer saldırılar yaptı, Suriye'ye, Irak'a vesaire. Ama son gelinen süreçte sayıya baktığımız zaman üçünü genellikle konuşuyoruz aynı gün. Lübnan, Irak ve İran'daki saldırılarını konuşuyoruz ama aynı günlerde işte Yemen'e de suikast gerçekleştirildi. Yemen'e de saldırı gerçekleştirildi. Yani 5 farklı ülkenin başkentine saldırılar gerçekleştirdi. Bunların bazısı suikast olarak, işte İsmail Haniye bunlardan birisi. Şimdi bu aslında Netanyahu'nun bu ikinci süreçte, ikinci dönemde savaşı daha da yaymak, İran'ı bu savaşın içerisine çekmek ve burada da seçimleri de kullanarak bir anlamda bugün ABD siyaseti maalesef, bunun adını koymak lazım, İsrail tarafından rehin alınmıştır. Yani seçim kampanyalarına baktığımızda, bir önceki programda da konuşmuştuk. Tamam, demokratların işte yarıya yakını kongreye katılmadı ama her iki tarafta da İsrail söz konusu olduğunda sınırsız bir destek var. Şimdi
bir ülkenin toprağında suikast gerçekleştirildi. İşte Lübnan'da suikast gerçekleştirildi. İran'da ABD'li yetkililere sorulduğunda ilk açıklama şu: İsrail'e desteğimiz devam edecek. Şimdi bunun anlamı şu: siz ABD olarak, batılı ülkeler olarak bunu söylediğinizde, o zaman Netanyahu'nun İsrail'in bu katliamlarını kim durduracak? Burada bir teşvik var aslında. Bu teşvikten dolayı da maalesef işte sayı olarak da, suikastlerin niteliği olarak da İsrail bu savaş sürecini tırmandırıyor ve savaşı bölgeselleştirmek için de elinden geleni yapıyor. Son cümlede şu olsun, bunu konuşuruz büyük ihtimal. ABD Kongresi'nde de bunu söyledi. En başından itibaren de bu süreci ABD ile birlikte yürüttüğünü söyleyerek, yani diyor ki İran'a karşı ben sizin için savaşıyorum diyerek birlikte bu süreci yürütüyorlar aslında. Az önce sordunuz, burada bu suikastlerde ABD'nin birlikte mi yapmıştır, parmağı var mıdır? Evet. Trump'ın açıklamasını hatırlayalım. Kasım Süleymani'nin öldürülmesinde aslında birlikte planlamıştık ama son anda bazı aksaklıklardan dolayı kendimiz yapmak zorunda kaldık demişti Trump. Peki. Burada İsrail'in maalesef bu savaşı tırmandırma stratejisi, bölgeselleştirme stratejisinin bir ayağı olarak görmek lazım bu suikastleri. Peki İran'da nasıl vurulabiliyor meselesiyle devam edelim Serhan Afacan. Şimdi yeni bilgiler Amerika Birleşik Devletleri basınındaki iddialara dayanarak bir bina sadece bir fotoğrafı da yayınlandı bugün. Aslında bir fotoğraf karesi de ortaya çıktı. Bildiğimiz şeylerden bir tanesi ya da en azından iddia edilen şeylerden bir tanesi, iki ay önce aslında oraya bir konum belirleyici ve o patlayıcının sanırım yerleştirildiği şeklinde. Nasıl olabiliyor? Yani siz İran içerisinden birilerinin bunu sızdırdığını mı düşünüyorsunuz? Hamas içerisinden, yakın korumalarından mı sızdırdı? Yani nasıl bir analiziniz var burada? Şimdi bu oldukça kritik bir soru, onu söyleyeyim ama müsaadenizle çok hafif. Ya da şöyle söyleyeyim, yani ihtimallere göre hangisini daha kuvvetli buluyorsunuz diye sorayım. İhtimaller neydi? Yani kendi korumaları içerisinden Amerika Birleşik Devletleri ya da İsrail tarafına bir sızdırma ya da işte İran devrim muhafızları içerisinden sızdırma gibi. Şimdi biraz geniş alıp gelecektim ama tamam, öncelikle buna müsaadenizle cevap vereyim. Sonra birkaç not var eklemek istediğim. Şimdi koruma teorisi, korumaları üzerinden bir şey yürütüldüğü teorisi çok gerçekçi durmuyor. Şayet işte Amerikan medyasının en son New York Times'a çıkan haberleri esas alırsak. Çünkü iki ay önce yerleştirildiği düşünülüyor. Şimdi İsmail Haniye'nin daha önce orada kaldığı, geldiğinde de orada kaldığı. Hatta hep orada kaldı. Hep orada kaldığı söyleniyor. Demek ki aynı odada kalıyor. Yani bu da elbette, bu da mümkündür. Elbette insanların böyle tercihleri de olabilir kuşkusuz. Ama bir şekilde o bombanın oraya yerleştirilmiş olması. Şimdi şunda hiç kuşku yok. İran'ın iki temel istihbari birimi var. Bunlardan bir tanesi İstihbarat Bakanlığı, basbayağı bir bakanlık. Diğeri de devrim muhafızlarına ait Sazman-ı İttilatı, Sipah Pasdaran-ı Cumhuriyet İslami İran. Yani Sepah'ın, bizim DMO dediğimiz birimin istihbarat örgütü. Ve bunlar uzun süredir tam manasıyla çuvallıyorlar. Yani bunu çok geriye götürebiliriz ama Kasım Süleyman'ın suikastında, Kasım Süleyman'ın öldürülmesi değil, Kasım Süleyman çok daha kompleks bir eylem sonucu öldürülebilirdi. Çok basit bir şekilde öldürüldü Kasım Süleyman'ı. Zaten Bağdat Havalimanı'na gidenler falan görür. Adamın nereye, ne zaman varacağı belli, hangi arabada olacağı belli. Bir de aynı zamanda mühendisle, işte Haçlı Cami'nin komutanı aynı arabaya bindirilmiş. Hani bunların hepsi biliyorsunuz birer istihbarat ve güvenlik zaafıdır. Şimdi bu Ocak ayında oldu, 2020'ye. Geldik 2020'nin Kasım'ına. İran nükleer programının Kasım Süleymanisi olarak adlandırılan Muhsin Farizade hala İranlıların açıklayamadığı, İranlı yetkililerin açıklayamadığı bir şekilde artık uzaktan bombayla mı öldürüldü, bir takım uzaktan kumandalı tabancalarla vesaire mi öldürüldü, bilinmiyor silahlarla, o da öldürüldü. Ve sonrasında takip eden süreçte Nisan ayında konsolos binasındaki suikasta gelinceye kadar çok ciddi istihbari açıkları var. Dolayısıyla İran'ın istihbarat hem teknik olarak
bir alarm veriyor. Hem de diğer taraftan İran kesinlikle içeride çok derin bir ihtilaf yaşıyor. Bakın bu olan bitenin başka türlü bir açıklaması yok. İran'da birilerini satıyorlar ve hatta birilerini satıyor tabiri caizse. Ve hatta şöyle ifade edeyim, İran'ın bu bir seri skandalı açıklama yoluna gitme işi, bir şekilde üstünü örtmeye çalışması bence biraz da bununla ilgili. Çünkü içeride çok ciddi çatlaklar var. Bu çatlakların tamamı da söz konusu insanların Mossad'dan ya da CIA'den para alıp ülkelerini satması değil. Ki bu tarzda İran'da biliyorsunuz dönem dönem idamlar olur. Casusluğa dayalı. Ben aynı zamanda içerideki siyasi çalkantılardan ve siyasi ihtilaflardan da bunun kaynaklı olduğunu şahsen gözlemliyorum. Biraz daha somuta indirgeyip daha iyi anlayabilmemiz için ortaya koyabileceğiniz, yani bunlar siyasi ama yani kurumsal kurumlar içerisinde mi bölünme, çok, kurumlar karşısında karşı karşıya mı geliyor, bireyler mi? Yani bu biraz daha somuta indirgemize. Çok isterseniz somutlaştırayım bunu şu. Şimdi karşımızda bir İran İslam Cumhuriyeti var. Ayrıca bunu bence bir program konusu yapıp tartışabiliriz. Evet. Şimdi İran'ın nereye gideceğine ilişkin önümüzde iki temel senaryo var. Değil mi? Bunlardan bir tanesi İran daha şahin bir kanada geçecek, nükleer kapasiteye erişecek. Diğer bir tanesi de İran entegre olacak. İşte tekrar nükleer anlaşmaya dönecek. Bunun nimetlerinden tırnak içinde yararlanacak vesaire. Şimdi bu geçiş çok zor bir geçiş. Ve bu geçişin içinde Hamenei'nin ne kadar yaşayıp yaşamayacağı var. Reisi vardı, denklem dışında kaldı. Şu an itibariyle Pezeşkiyan'ın gelmesi bence bu rekabeti kızıştırdı. Çünkü Pezeşkiyan bu yapılanmanın içinde yer alabilecek kadar yahut bunda belirleyici olabilecek kadar güçlü bir figür değil. Şimdi bunun en somut örneği şu. Kasım Süleymani suikastı. Kasım Süleymani öyle bir zamanda öldü ki zaten Kasım Süleymani'nin siyaseten fişi çekilmişti. Bu şu demek değil, Kasım Süleymani İran tarafından görevden alınacaktı, emekli edilecekti anlamında değil. Kasım Süleymani paradigması İran açısından oldukça yüklü ve oldukça taşınamaz bir noktaya gelmişti. Şimdi Kasım Süleymani de İran'da o zaman ne konuşuldu? Kasım Süleymani'yi tırnak içinde kim sattı diye konuşuldu. Ve kesinlikle İran içinden ve İran'ın Irak'ta çalıştığı gruplar içinden bir istihbarat sızıntısı olmadan Kasım Süleymani'yi öldürmeleri mümkün değildi. Bu İran'da birçok hadisede benzer paradigmanın tekrar ettiğini biz görüyoruz. Bu nedenle tekrar ediyorum. İran bu hadiseleri açıklamakta, bu hadiseleri ilişkin ikna edici bir anlatı ortaya koymakta çok zorlanıyor. Son bir soru sorup diğer konuklara geçeceğim. Hep kaza olarak açıklandı ama reisinin kazasıyla ilgili bütün bu yaşananlardan sonra bir soru işaretiniz var mı? Şimdi benim hala yok. Ama şu neden, şimdi biraz daha beklersek olacak. Neden olacak? Çünkü bir kaza kırım raporu bekliyoruz. Ne zaman çıkacağına dair bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Yani ölen insan nihayetinde ülkenin ikinci anayasal otoritesi. Dolayısıyla bu komplo yahut işte sabotaj iddialarını şu an itibariyle ve başta da konuşmuştuk. Benim açımdan ortaya çıkaran bir neden yok. Ama biraz daha elbette bu süreç gecikirse acaba bunun arkasında bir şey var mı diye sormak için nedenimiz olur. Evet. Barış dostlar, ne diyorsunuz? Yani İran içerisindeki bu karışıklık ya da bir şekilde bölünmüş çatlak ayrışma acaba kendi tırnak içerisinde evlatlarını mı yiyor, ne dersiniz? Şimdi elbette çok net bir şekilde baktığımızda ister zaaf deyin, güvenlik ve istihbarat anlamında, ister sızıntı deyin, ne derseniz deyin, İran devletinin hani bütçesi ölçeğinde yurt dışındaki başta devrim muhafızları ve ona bağlı çalışan örgütler bağlamında yaygın teşkilatı ölçeğinde. Suriye, Irak, Filistin, Sudan, Yemen, Bahreyn, efendim üzerindeki kurmaya çalıştığı, inşa etmeye çalıştığı nüfuz ölçeğinde baktığınızda arkadaş bunlar İran'da nasıl oluyor diye sormamanız kaçınılmaz. Yani kendi Cumhurbaşkanı ölüyor ki ben onun bir kaza kırım değil, ta başından ilk günden beri gene bir suikast, bir cinayet olduğunu düşünüyorum. Cenazesine ulaşamıyor. Sonra aradan bunca zaman geçti, Serhan'ın dikkat çektiği üzere rapor açıklanmıyor. Şimdi bütün bunlar İran'ın resmetmeye çalıştığı görüntüyle tam da tezat. İran'ın söylemiyle, diskuruyla, hani el aleme parmak sallamasıyla, tehdit etmesiyle tam da tezat oluşturan görüntüler, bulgular. Bunlar nesnel. İkincisi,
İran devleti içerisinde, tırnak içerisinde, ılımlılar ve radikaller arasındaki ayrışmayı, rekabeti hep biz bildik, hep okuduk, hep de okuttuk. En son seçilen isim Mesut Pezeşkiyan, gene tırnak içinde İran resmi terminolojisini kullandı. Çünkü İran'da bizim anladığımız anlamda siyasal parti yoktur. Cepheler orada rekabet ederler. Vize de alabilmiş, seçimlere de girebilmiş. Türklüğünü de pek saklamayan bir isim. Peki iyi güzel de Pezeşkiyan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği seçimlere katılım oranı ne kadardı? %40'ın altındaydı. %50'yi bulmadı. Evet, %50'yi bulmadı değil mi? Ama tarihi bir taraftan değil miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Yok, meclis seçimleri tarihi oranda düşüktü. Peki, tabii, pardon. Yani %50'yi bulmadı. 40 küsürdü, doğru mu hatırlıyorum? Evet. Şimdi bu İran toplumuyla, yani İran'da güçlü bir muhalefet var, kadın hareketi var, gençlik hareketi var diye okuyoruz ya biz. İran toplumuyla İran devleti, İran bürokrasisi arasındaki ayrışmayı da aslında ortaya koyuyor. Yani muhalefetin kadınıyla, genciyle, eski komünistiyle, muhafazakarlardan bıkmış olanıyla, liberaliyle, artık ne kadarsa, bütün renk, ton ve çeşitleriyle bu kadar umut bağladığı, bu kadar abandığı, büyük bir beklentisine girdiği seçimlerde bile seçime katılım oranı %40'ı geçiyor, %50'ye ulaşmıyor. Evet. Şimdi bu da elbette... Fransa seçimleriyle karıştırdım ben, pardon. Bu da elbette neyi gösteriyor? Yani ister kültürel kopuş deyin, ister duygusal araya mesafe koyuş deyin, ister umudu kesiş deyin, ne derseniz deyin, devletle, siyasetle toplum arasındaki bir mesafeyi ortaya koyuyor ki, yani bu düşük oranlar ne mutlu bize ki ülkemize çok yüksektir. Daha da düşerse eğer, hani teknik laflar etmeyi ben sevmiyorum biliyorsunuz, siyaset bilimi terminolojisi bağlamında seçimlerin meşruiyetinin bile bir müddet sonra sorgulanmasına sebep olur. Peki, Selami Kur'an, İran'da yapılıyor. Zamanlama itibariyle siz ne söylersiniz? Yani nasıl gördünüz? Reisiyle ilgili bir soru işaretiniz var mı? Tahran'da oluyor. Pezeşkiyan'ın, yeni cumhurbaşkanının ilk günü gibi pek çok soru tabii var. Tabii tabii, yani bütün bunların bilinçli bir şekilde planlandığı kanaatindeyim ben de. Az önce de ifade edildiği gibi, yani İran siyasetini, İran'daki rejimi nitelemek, analiz etmek bir yana, ama İran siyasetinde genel olarak ılımlı bir cumhurbaşkanının seçilmesinin, işte göreve başlaması vesilesiyle yapılan törenden sonra böyle bir suikastin, cinayetin işlenmesi anlamlı. Çünkü ılımlı cumhurbaşkanı demek aynı zamanda Batı'yla, ABD'yle ilişkilerin bir nebze olsun en azından iyileştirilmesi yönünde de adımlar da atabilirdi. Bu vardı. Bu da tabii İsrail'in istemeyeceği, en son isteyeceği bir şeydir. Çünkü ben de bu cinayetin, bu suikastin asıl hedefinin bir İsrail, Gazze'yi gündemden düşürmek. Bakın buraya dikkat edelim. Gazze'yi gündemden düşürüyor. İkincisi, Filistin işgali, Gazze işgalinin dışında meseleyi, ihtilafı, sorunu İsrail-İran eksenine evirmek ve İsrail'in uluslararası yargı mercilerindeki süreçlerini gündemden düşürmek. Bir İran İsrail çatışması, savaşını içine alan bir bölgesel çatışmaya yol açabilmek. Bu şekilde, çünkü zaten Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmaya bakarsanız, orada ben esasen işte Hamas'la, Hizbullah'la ve İran'la savaşıyorum. Dolayısıyla bana ihtiyacım olan şeyleri, silahları vermeniz lazım. Yani İran'ı işte Batı'da şeytan, büyük şeytan olarak tasvir edilen siyaseten, onu hedefe koyarak kendi işlediği soykırım suçlarını, işgal ve ilhak politikalarını, savaş suçlarını bir şekilde uluslararası kamuoyunun gündeminden düşürmek. Çünkü dikkat edin, bakın, eğer bu 7 Ekim'den itibaren başlayan işgal eylemlerinden sonra aslında hedefe konan kişi kim? İsmail Haney. İsmail Haney kim?
Hamas'ın siyasi büro başkanı. Bakın siyasi büro başkanı. Ve zaman zaman ateşkes gündeme geldiği zaman ABD'nin de ve Mısır'ın da katıldığı Katar'ın Doha'da yapılan müzakerelerine, görüşmelerine müzakereci sıfatıyla iştirak eden bir kişi. Hı hı. Yani müzakereci, ılımlı kişiliği, ateşkesi önceleyen, hı hı. görüşmeyi önceleyen, irtibatı, kontağı önceleyen bir siyasi kişilik, figür. Ve siz bunu katlediyorsunuz. Suikast düzenliyorsunuz, yapıyorsunuz. Burada aslında biz burada yani ben iki gündür bu konuyu konuşuyoruz tabii farklı olarak uluslararası kamuoyunda da Türkiye'de de önemli bir gelişme. Ancak ben gündemin asıl meselesinin Gazze meselesi olduğunu. Gazze'de işlenen suçlar, cinayetler. Bakın cinayet diyoruz. Yani cinayet hukuk literatüründe cinayet işleyen gerçek kişiye katil deriz. Bir devlet eliyle organize bir şekilde işleniyorsa katil devlettir. Dolayısıyla biz bu sıfatları yani yerli yerine oturtarak hı hı. daha sonra işte İran'ın rejim niteliği, İran'da bir güvenlik zaafı oldu ortada. Yani kendi cumhurbaşkanlıkları zaten düştü mü, düşürüldü mü Barış Hoca'nın ifade ettiği gibi. Yani çok üzerine dahi gitmediler. Ayrıca az önce ifade edilen Kasım Süleymani çok önemli bir şeydi, şahsiyetti İran'da. Bir şehit, yaşayan bir şehit olarak tanımlanıyordu. Olağanüstü bir kişiliğe, bir manevi konuma sahipti. Öldürülmesinden sonra hatırlayın ABD'ye yönelik yaptıkları şey, ABD'ye bilgi uçurarak 3. devletler kanalıyla Irak'ta ve Suriye'deki üslerinizi boşaltın, oraya işte füze atacağız. Evet. Dolayısıyla ben İran politikasını böyle biraz hep mesafeli yaklaşırım. Ama burada da ben ilk bölümde de söyledim, içeriden İran içinden bir istihbarat desteği, bir işbirliği olmadan böyle bir suikastın olabileceği ihtimalini çok mümkün görmüyorum açıkçası. Peki, bir reklam arası verelim, ardından konuşmaya devam edeceğiz. Pek çok boyutu var bu konunun, reklamlardan sonra konuklarımızla konuşacağız. Reklamların ardından yakın plana devam ediyoruz. Hemen Ankara'ya döneyim. Ne bilmiş? Şimdi İran'da nasıl olabiliyor diye konuşuyoruz. Zamanlamasıyla devam edelim. İsmail Haniye her zaman Hamas liderleri gibi suikast tehditleri alan, suikast girişimlerinden de kurtulmuş geçmişte bir isim. Zamanlamasını nasıl yorumlarsınız siz? Ya tabii ki az önceki yaptığım analizle de biraz ilgili. Yani Netanyahu süreci ikinci bir safha olarak görüyor. Hı hı. Az önce hocalarımız da söyledi. Odağı biraz Gazze'den farklı bir yere çekmek istiyor. Yani en başından itibaren İran'ın bu sürecin içerisine dahil edilmesi, onun vekaletlerinin savaşa dahil edilmesi hedeflerinden biriydi ama buna özellikle ABD başta olmak üzere diğer ülkeler savaşın bölgeselleşmesini engellemeye yönelik olarak da bir tutum içindeydi. Şimdi gelinen süreçte tabii zamanlama açısından yine söylendi. İran'da daha ılımlı olarak görülen bir cumhurbaşkanının töreninde ve onun hemen arkasından oraya katılan işte başka birçok ismin de buraya katıldığı düşünüldüğünde sembolik bir anlamı var. Hem İran'ın iç siyaseti açısından sembolik bir anlamı var hem de İran'a yönelik olarak yani onun vekaletlerine yönelik olarak sizi istediğimiz yerde bulabiliriz, vurabiliriz gibi bir aslında hedefi ya da amacı da var İsrail'in. Şimdi burada az önce konuşulan konularla ilgili bu zamanlama önemli ama diğer taraftan da bu suikastlerle ilgili şüphenin oluşmasında özellikle İran'ın kendi tutumu çok belirleyici. Hı hı. İşte kendi cumhurbaşkanı bir kaza kırıma uğradı. Bununla ilgili ne kendi toplumunu ne de işte uluslararası çevreleri ikna edecek bir açıklama yapmadı. Hı hı. Dünden itibaren yani Haniye'nin şehit edilmesinden itibaren bu konuyla ilgili İran'dan yine meseleyi tam işte açıklığa kavuşturulacak ya da nasıl olduğuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Şimdi en baştan itibaren çeşitli
senaryolar, komplolar, farklı yaklaşımlar var. Mesela işte farklı bir ülkeden önce bir füze gönderildiği ile ilgili açıklamalar vardı. Şimdi gelinen noktada içeriye daha önceden yerleştirilmiş bir bomba olduğu söyleniyor. Şimdi burada da hemen bir tartışma başlıyor. İşte İran bunu kabul ettiğinde işte ya da bunu böyle söyleyenler, yani Batı'da işte ABD'de bir ünlü bir gazetede bu ilk yayınlandı. Aslında işte füzenin gönderildiği ülkeyi örtbas etmeye yönelik olarak böyle bir senaryonun yazıldığına dair farklı tartışmalar var. Her ne olursa olsun burada İran giderek aslında hem caydırıcılık anlamında hem kendi ülkesinin istihbarat güvenlik kapasitesi anlamında bir itibarını giderek aslında kaybediyor. İsrail'in de hedeflediği, amaçladığı konulardan birisi bu. Şimdi işte yine söylendi, İran'ın kendi içerisinde hem nükleer programı yürütenlerle ilgili hem de diğer siyasi suikastlerle ilgili daha önce Mossad'ın yaptığı operasyonlar var. Bunu Serkan Hoca daha iyi bilecek. Mesela İran'ın eski istihbarat başkanı, yanılmıyorsam Ali Yunus, İran'ın istihbarat birimlerine, güvenlik birimlerine de sızıldığına ve burada bir zafiyet oluştuğuna yönelik olarak da bir geçmişte açıklama yapmıştı. Şimdi bu şu demek, aslında İran da bunu kabul ediyor ama diğer taraftan da o kendi itibarını, caydırıcılığını kurtarmak için de bu süreci biraz muğlak bırakıyor. Ama muğlak bırakınca da aslında hedeflemediğinin tam tersi bir durum ortaya çıkıyor. Yani bu büyük ihtimal hiçbir şekilde insanları tatmin edecek, bu meseleyi takip edenleri işte ikna edecek bir açıklama hiçbir zaman İran'dan gelmeyecek. Peki, bir son dakika bilgisi var. Bunun detaylarını da alalım. Zaten Beyaz Saray, Joe Biden'ın liderlere teşekkür edecek şeklinde yaptığı bir açıklama vardı. O açıklamanın sebebi de MIT'in aracılığıyla yapılan tarihi tutuklu takasıyla ilgiliydi. Türkiye aracılık etmişti. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın arama sebebi de bu. Ne söyledi, nasıl bir telefon konuşması oldu, bilgilendirme nasıl yapıldı? Deniz Tüysüz'den alacağız. Deniz, nedir notlar? Deniz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi bilgilendirme. Sen de belirttin, bir teşekkür telefonuydu bu. Görüşmede ABD Başkanı Biden, rehine takasının sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti ifadeleri kullanıldı bu yapılan bilgilendirmede. Tabii görüşmenin içeriğine dair ayrıntılar da var, detaylı ayrıntılar da var. Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, Gazze meselesi, Türkiye'de gerçekleştirilen rehine takası, biraz önce de belirttik, bölgesel ve küresel gelişmeler de yine bu telefon görüşmesinde ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu yönetiminin ateşkes ve barış istemediğini her adımda gösterdiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'ndeki görüntülerin Türkiye ve dünyada derin hayal kırıklığı oluşturduğunu belirtti bu telefon görüşmesinde. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastın ateşkes çabalarına ağır darbe indirdiğini belirtti. İsrail'in Gazze'deki ateşi bütün bölgeye yaymak için çalıştığını vurguladı. Detaylarda bu vardı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını ve buna devam edeceğini de belirtti. Tekrar edelim. ABD Başkanı Biden, rehine takasının sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti bu telefon görüşmesinde. Deniz, ayrıntılar bu şekildeydi. Deniz Tüysüz aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la görüştü. Bir teşekkür telefonuydu bugün yapılan tutuklu takasına ilişkin olarak. Ama öne çıkan başlıklar hiç kuşkusuz İsmail Haniye'nin suikastle öldürülmesi ve bunun barış çabalarına, ateşkes çabalarına darbe vurması.
ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan o konuşma Cumhurbaşkanı rahatsızlığını bir kez de en üst düzeyde ABD Başkanı'na iletmiş oldu. Buradan devam edelim isterseniz. Barış Dostlar sizin de bu sefer başlayayım. Şimdi Amerikan Kongresi'ndeki o tablodan duyduğu rahatsızlığı zaten Cumhurbaşkanı grup toplantısında çok sert bir şekilde ifade etmişti. İlk fırsatta da Biden'a bir teşekkür telefonu olsa bile bunu söyledi. Ne söylersiniz? Yani nasıl bir cevap aldığını elbette ki bilmiyoruz açıklamadan. Beyaz Saray nasıl bir açıklama yapacak göreceğiz. Ama bu rahatsızlığı iletmiş olması ve Haniye suikastı ile ilgili böyle bir pozisyon koymuş olması. Elbette şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bulduğu ilk fırsatta telefon açılma gerekçesi farklı da olsa bunu paylaştı. Hani Erdoğan'ın bu anlamda hem siyasi hassasiyeti biliniyor hem şahsi anlamda da Haniye'den dostum diye bahsediyordu. Şahsi dostluğu biliniyor. Fakat şimdi ABD Başkanı Biden'ın hani bırakın sağlık sorunlarını, bırakın adaylıktan çekilmiş olmasını, bırakın 4 yıllık başkanlık performansını. Sadece ABD Başkanı olmasından dolayı zaten İsrail konusunda ne düşündüğü ortada. Yani ABD'de İsrail'e destek söz konusu oldu mu, Cumhuriyetçi Demokrat ayrımı, esmer tenli başkan, beyaz tenli başkan ayrımı, kadın başkan, erkek başkan ayrımı yoktur. İsrail'e sonsuz, sınırsız, kayıtsız ve koşulsuz bir destek verilir. Bir. İki, ABD elbette İsrail üzerine çok nüfus sahibi bir devlettir. Yani ABD'nin Orta Doğu politikalarının gerekçelerini alt alta yazarsak, hani enerji kaynak ve güzergahları üzerinde bir hükümranlık, bir Kürt devleti kurma niyeti, İran'da rejim değiştirme çabası, Irak'ı bölme, parçalama, Türkiye'ye ilişkin fesat dolu projeler, Rusya'nın etkisinin geriletilmesi, Çin'in artan nüfuzunun durdurulması, ama bütün bu maddelerin hepsinin tepesinde ilk madde nedir? Değişmez madde İsrail'in güvenlik ihtiyaçları. Zaten İsrail askeri anlamda olsun, mali anlamda olsun Orta Doğu'da ABD'den en fazla destek gören ülkedir. Ve İsrail İngiltere ile beraber ABD'nin iki stratejik ortağından bir tanesidir. Dolayısıyla yani ABD Başkanı şüphesiz bu telefonda Türk Cumhurbaşkanı dinler ama adım atar mı? Atmaz. Ve de üçüncü noktada şu. ABD İsrail üzerinde İsrail'in siyaseti, bürokrasisi, ana akım medyası üzerine çok güçlüdür, kuvvetlidir diyoruz ya hepimiz. Tersi de en az o ölçekte geçerlidir. İsrail ve Yahudi lobisi de ABD'de güvenlik bürokrasisinden tutunuz da ana akım siyaseti iki partisi birden. Medyadan tutun da akademiye kadar son derece güçlü, örgütlü ve nüfus sahibidir. Bakın ABD gibi tırnak içinde, hani ben çok anti-Amerikancı olduğum için bunu söylüyor değilim. Hepimiz oralarda bulunduk. Farklı dönemlerde, farklı gerekçelerle. Tırnak içinde dünyaya özgürlük, demokrasi, insan hakları, hukuk devleti söylemlerini bu kadar yaygınlaştırmayı sadece siyasi değil, ilahi, tanrısal bir misyon olarak da gören bir devlet üniversite rektörlerini ne hale düşürdü? ABD'de sadece akademik anlamda değil, ABD kamu diplomasisi unsurları arasında da en başta bilinen ve o meşhur sarmaşık liginde alınan Harvard Üniversitesi'nin rektörü görevden el çektirildi. Akademisyenler kelepçelendi. Vicdan sahibi, ahlaklı, merhametli, doğru düzgün insanlar, aralarında Yahudi gençler de var bunların. Ahlaki, insani, vicdani gerekçelerle protesto ettiklerinde polis onları ters kelepçeyle bağladı. Yani kamuoyu hassasiyeti, tabandaki bu duyarlılık asla tavana, siyasal seçkinlere, karar alıcılara yansımadı. O yüzden ben hani ABD Başkanlığı bu sistemi, bu endişeyi, bu kaygıyı iletmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Ama karşılığında ABD Başkanı zaten oturduğu koltuk gereği ne diyecektir? Sadece dinlemiştir eminim. Bir diplomasi muhabiri olarak her zaman acaba ne söylenmiştir karşılıklı olarak diye hep merak ederim. Ama Selami Kur'an sadece dinlemiştir, bir şey yapmamıştır. Kuvvetle muhtemel de Barış Hoca'nın söylediği gibi gerçekleşmiştir olay. Ama Cumhurbaşkanı'nın bunu kayda geçirmesi ile ilgili ne söylersiniz? Ya tabii şimdi ABD Kongresi'ndeki konuşma, Netanyahu'nun ayakta alkışlanması, ayakta uğurlanması. Ya gerçekten ben o görüntüleri şahit olduğum zaman ya bunun ABD siyaseti açısından ki sadece demokratların bir kısmı katılmamıştı o oturuma.
Yani akıl ve vicdan tutulması olarak değerlendirilir. Burada da o ayrım yapılmıyor olması ya da ona vurgu yapılmıyor olması tabii, önemli. Tabii. Yani hani demokratların bir kısmının girmemiş olması demokrat bir başkana ama yapılacak sistemi değiştirmiyor. Genel olarak şöyle bir kanı vardır. Yani ABD'nin İsrail üzerinde etkisi, siyasi etkisi oldu. Ben tam tersini düşünüyorum aslında. Yani benim bakış açım aslında İsrail'in, ya derin İsrail kurucularının ABD ve uluslararası sistemdeki etkisinin, hakimiyetinin, başta finans gücünün, medya gücünün ve siyasi gücün olduğu kanaatindeyim. Ben biraz farklı düşünüyorum orada. Yani ben ABD'nin değil de İsrail'in orada planlayıcı, düzenleyici bir güce sahip olduğunu düşünüyorum. Yani ben biraz öyle. Ama şuna katılıyorum. Öyle söyledi Barış Hoca da. Şuna katılıyorum. ABD'nin gerçekten dış politikadaki Orta Doğu'ya yönelik politikaların temelinde şaşmaz temel ilke, kriter İsrail'in güvenliğidir. Hatta Orta Doğu'daki ülkelere yapılan silah satışlarında da ABD tarafından satılan silahların İsrail'e yönelik kullanılmayacağı yönünde taahhüt alınır. Yani bu ABD'nin İsrail'in güvenliği, İsrail'in devlet olarak varlığıyla ilgili tutumunu açık olarak ortaya koyuyor. ABD'deki yönetimler değişir, demokrat başkan, cumhuriyetçi başkan. Ben bunu yıllardır savunuyorum. Özellikle 4 yıl önce, 8 yıl önceki ABD seçimlerinde işte Türkiye'de malum demokrat başkan mı gelirse Türkiye açısından iyidir. Yoksa işte Trump mı gelirse daha iyidir. Ben Türk politikası açısından, Türk dış siyaseti açısından bunun çok büyük farklılık yaratacak kanaatinde olmadım. Hiçbir zamanda olmadım. Peki. Üslup açısından olabilir, yaklaşım açısından olabilir ama ABD'nin şaşmaz temel politikaların temelinde hatta bizim güney sınırlarımızda yaşadığımız bu terör koridoruyla ilgili olarak oluşturulmak istenen devletimsi yapıların terör devleti tırnak içinde söylüyorum. Bunların da esasen temelinde İsrail'in güvenliğiyle yakından ilgili olduğunu düşünüyorum. Peki. Dolayısıyla burada ben Sayın Cumhurbaşkanı doğru şahsi olarak da siyasi olarak da gerek Filistin meselesiyle yani 10 yıllardır hemhal olması ve bunu açık olarak dillendirmesi zaten. Yani bunu ilk kez bu 7 Ekim'den sonra dillendirmiş değil. Daha önce de birçok kez uluslararası platformda Filistin meseleyle ilgili duyarlılığını ve şunu da söyleyeyim Deniz Hanım, ben birkaç gündür yine onu görüyorum. Bakın bu Filistin meselesiyle ilgili temel yaklaşımın insani, ahlaki ve etik çerçevede olması gerektiğini düşünüyorum. Bakın Müslümanların duyarlılığı, sorumluluğu o ayrı bir yere koyuyorum. Yani İslam İşbirliği Teşkilatı'nın neden kurulduğunu biliyoruz. Evet. Neden bu kadar pasif kaldığını biliyoruz. Hayır, özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş amacının temeli Filistin davasına sahip çıkmaktır. Ama ne durumda olduğunu görüyoruz. Yani o ayrı bir eleştiri, ayrı bir tartışma konusudur. Ama ben burada bir insani sorunun, insani meselenin ve uluslararası camianın, toplumun vicdanına seslenerek bu meseleyi ortaya konması gerektiğini düşünüyorum. Oraları geçmedik yani, mi? Yani o tartışmaları? Hayır, şöyle şu açıdan. Yani kimileri diyorlar işte Hamas'ın örgüt olarak niteliği şudur, budur. Oralara girmeyeceksiniz. Mesele öncelikli olarak o değil. Anladım. Yani Hamas'ın siyasi organizasyonu nedir? El Fetih'in nedir? Efendim ya ben orada katledilen çocukların, katledilen kadınların, sivillerin, hastanelerin, kiliselerin, camilerin vesaire bütün sivil yerleşim yerlerinin vurulması benim için de temel mesele. Ben failin ve mağdurun kimliğine bakmıyorum. Yani benim için öncelik insani hassasiyetlerledir. Dolayısıyla bu meseleyi öncelikle bunu ortaya koyarak bakmak lazım. Oraları geçmedi. Ve bu nedenle Barış Hoca'nın ifade ettiği gibi Avrupa'da da Batı'da da sokaktaki insanla siyasilerin, siyasi iradenin bakışları farklı. Siyasi başkentlerde destek İsrail'e devam ediyor ama sokakta öyle değil. Üniversitelerde öyle değil, meydanlarda öyle değil. Orada insanlar insani hassasiyetle meseleye yaklaşıyorlar. Peki o nüansı koydunuz. Ben oraları geçmedik mi derken aslında söylemeye çalıştığım şey yani bu tartışmalar o kadar çok yapıldı ve o kadar üstü çiğnendi ki hiç göz ardı edilerek Gazze'de ölen çocuklar ama ve çözüm de siviller. Orada.
İnanın dolayısıyla çözüm de orada. Belki sıklıkla tekrar etmek gerekir. Ne bilmiş Cumhurbaşkanı'nın ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmesiyle ilgili ne söylersiniz yapılan açıklamalardan? Yorumunuz nedir? Ya bu bir tabii teşekkür telefonu ama biz şunu da biliyoruz. Özellikle bu tür konuşmalarda Cumhurbaşkanımızın muhatabına söyleyeceğini bir teşekkür telefonu olsa bile söylediğini bilmemiz lazım. Yani en azından kayıtlara geçmesi açısından hem işte Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne davet edilmesi, hem orada alkışlanması, hem de ABD'nin bugün için İsrail'e yönelik tutumunu değiştirmemesi, İsrail'i her anlamda desteklemesini bir defa sorun eden, bunu sorun olarak gören bir konuşma yaptığını tahmin edebiliriz. Çünkü yani teşekkür konuşmasının ötesine geçen burada bence diyaloglar olmuştur. Şundan dolayı ya Cumhurbaşkanımızın tabii ki Filistin hassasiyeti biliniyor ama diğer taraftan da hem bölgesel anlamda hem de küresel anlamda eğer İsrail'i durduracak bir işte Batı İsrail'i durduramazsa şu anda tek aslında tartışılan mesele bu. Yani Batı'nın desteği devam ettiği müddetçe maalesef Netanyahu'nun bu katliamları ve bölgenin geleceğine yönelik olarak istikrarsızlığı artıracağı anlaşılıyor. Dolayısıyla bu sadece Cumhurbaşkanımızın değil artık insanlığın da ortak bir sorunu İsrail'in bugünkü izlediği politikalar. Bunu böyle görmek lazım. Yani öncelikle insanlığın geleceği açısından gerçekten bugünkü İsrail'in yaptığı katliamlar, İsrail'in Orta Doğu'da izlediği politika, İsrailli politikacıların meseleyi bir din savaşı üzerinden, bir Armagedon üzerinden nitelendirmeleri, geleceğe yönelik olarak söyledikleri, uluslararası sistemin geleceği açısından da, insanlığın geleceği açısından da bir tehdit olarak görülmesi gerekiyor. Bunun için de burada doğrudan muhataplardan birisi ABD olduğu için bunu Biden'ın yüzüne söylemiştir. Şimdi biz aslında Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki alkışlanmasını tarihin kaydettiği bir utanç fotoğrafı olarak görüyoruz ya da böyle nitelendiriliyor. Dünyanın birçok yerinden de böyle görüldü. Yani düşünün ki senatörler alkışlıyor. Neyi alkışlıyor peki? Yani Netanyahu'nun Orta Doğu'da alkışlanacak bir politikası mı var? Yani katliam yapıyor, insanları öldürüyor, çocukları, kadınları öldürüyor, hastaneleri bombalıyor. Orta Doğu'daki ülkelere istediği zaman onların egemenliklerini ihlal edecek şekilde oralara füze gönderiyor. Ve bütün bu yaptığı insanlığa karşı işlenen suçlar ABD Kongresi'nde, sözüm ona bugüne kadar işte insan hakları, ülkelerin kendi egemenlik hakları vesaire, işte uluslararası kurumlar, uluslararası hukuk gibi cümlelerin de çokça kullanıldığı bir yapıda, sonuçta meclisler böyledir işte. Yasa, hukuk, uluslararası hukuk vesaire, bunlar tartışılır. İnsanlığın geleceğine yönelik olarak tırnak içerisinde olumlu tartışmaların yapılması gereken yer olarak genellikle siyasal tartışmalarda öne çıkar ama bizim orada gördüğümüz maalesef insanlık tarihinde bir kara leke olarak, bir utanç vesikası olacak şekilde bütün bu katliamların meşrulaştırılması, sadece meşrulaştırma değil, bugüne kadar yaptıklarının onaylanması, aynı zamanda da işte Netanyahu'nun, İsrail yönetiminin yapacaklarını da cesaretlendiren bir fotoğraf vardı orada. Dolayısıyla bunun da bence Biden'a telefonla da olsa söylenmesi ve tarihsel olarak kayıt altına alınması önemlidir. Bence Cumhurbaşkanımız bu meseleyi... Buyurun. Tamamlayın, ondan sonra sorayım. Sana son cümlenizde onu kesmiş oldum. Aslında bitirmiştim. Buyurun lütfen. Peki. Çok kısa rica edeceğim. 7 Ekim'den sonra bir dönem
böyle protestolar, özellikle Batı başkentlerindeki protestoları gördük. Sonrasında o protestolar biraz dindi, sonra üniversitelerdeki olayları gördük. Amerikan Kongresi'ndeki o baskı sonrasında yine bir sessizlik oldu toplum nezdinde. Hatta bir ara acaba yönetimleri etkiler mi bu protestolar düşüncesi vardı. O dengede şu anda neredeyiz acaba? Yani bu bastırıldı mı, yeniden mi doğar, daha kuvvetli mi doğar? Beklentiniz, öngörünüz nedir? Kısaca rica edeyim. Ya tabii burada özellikle üniversitelerin yani gençlik bu meselelerde daha duyarlı, onu biliyoruz. Özellikle Amerikan üniversitelerinde de öğrenci kulüplerinde, derneklerinde de bu meselenin özellikle protesto edildiğini, sokağın vicdanını yansıtan büyük gösterilerin olduğunu biliyoruz. Hatta işte özellikle Harvard başta olmak üzere mezuniyet törenlerinde dili, dini, ırkı fark etmeksizin öğrencilerin önemli bir kısmının Filistin bayraklarıyla bu törenlere çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla aslında burada özellikle bütün toplumlar olarak yönetimlerden farklı olarak Batı'da insanlığın vicdanını temsil eden bir kamuoyu baskısı oluşmuştu. Ama bu kamuoyu baskısı İsrail üzerinde maalesef bir sonuç üretmedi. Şu oldu, yani Biden yönetimi de zaman zaman İsrail'e yönelik olarak işte biz sizi desteklemeye devam ediyoruz ama şuralarda da yanlış yapıyorsunuz gibi eleştiriler de olmuştu. Ancak peki, bu alkışlı görüntüler, kongrede Netanyahu'nun alkışlanması bütün o sürecin maalesef üzerine sünger çekti. Şimdi ABD'deki Kasım'daki yapılacak seçimlere kadar da maalesef Netanyahu'nun Amerikan siyasetini de esir alan bir politikayla, bir duruşla hareket ettiğini de görmek gerekiyor. Peki. Serhan Afacan, Cumhurbaşkanı İsrail Gazze'deki ateşi bütün bölgeye yaymak için çalışıyor gibi bir ifade kullanıyor Biden'a. Dolayısıyla acaba o İsrail'in bu suikastleri ne kadar üstlenmemiş olsa da ve İran'ın verebileceği olası karşılıklar bir ateşi yaymaya yol açar mı? İran nasıl bir karşılık verebilir? Oradan devam edelim size. Sorunuza müsaadenizle anlık bir haberle cevap vereyim. Hizbullah'tan 100'den fazla füze ateşlendiğine ilişkin haberler geçildi İran basınında. Uluslararası basında muhtemelen biraz onun arkasından gelir. İsrail'in kuzeyine 100'den fazla füze göndermiş Hizbullah. Fuat Şükür özellikle tabii ki onun intikamı olarak İsmail Haniye'yi de buna katmış olduklarını tahmin ediyorum. Muhtemelen bir bildiri ya yayınlamışlardır ya da yayınlayacaklardır. Dolayısıyla böyle bir sürecin başladığını, gelişmenin olduğunda belki not etmek gerekir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği nokta çok çok önemli. Neden önemli? Şimdi buna geçmeden Selami Hocam'ın değindiği noktaya ilişkin çok kısa bir değerlendirme yapacağım. Hani ABD ile İsrail arasındaki ilişkiye dair hani bu yol hangi şeritten ilerliyor? ABD mi burada daha müteakim taraf, İsrail mi diye. Daha dün Sayın Hakan Fidan bir açıklama yaptı. Netanyahu çok iyi biliyor ki dedi, ABD'yi rehin almış durumda. Yani dolayısıyla hakikaten İsrail ve Netanyahu ABD'yi rehin almış durumda. Burada kısa bir parantez açayım. Netanyahu 2022 yılında bir kitap yazdı, My Story diye, hikayem. Yani kitabı bilmiyorum, tahammül edebilenler böyle bir megalomanı gerçekten, gerçek anlamda bir megaloman, böyle mesiyanik düşünceleri falan olan bir megaloman, bir göz atsınlar. Zaten Netanyahu'nun zihniyetine dair İran'ı konumlandırdığı yer, kendini konumlandırdığı yer ve behemihal, hocamın dediği gibi iktidarda kadın, erkek, siyah, beyaz, demokrat, cumhuriyet olmasından bağımsız, ABD'yi İsrail'in amaçları doğrultusunda konumlandırdığı yer oldukça açık. Tabii ki bu Netanyahu olmak zorunda değil. İsrail'de Netanyahu'lar gördü. Dolayısıyla İsrail'de böyle bir nokta var. Böyle bir bakış açısı var elbette. Diğer taraftan İsrail saldırılarına, terör eylemlerine başladığında Gazze şeridinde ilk safhalarında Sayın Hakan Fidan'ın bir açıklaması olmuştu. Hatırlayalım, dedi ki İsraillilerin Lübnan'a saldırmamak için kendilerini zor tuttuğunu düşünüyorum dedi. Şimdi geldiğimiz noktada ortada şöyle bir gerçek var. İsrail diyor ki ben
uluslararası toplumun gözünün önünde bir saldırıya başladım. Elbette İsrail buna farklı isimler veriyor ama uluslararası bağımsız mahkemeler de bunu tespit etti. Ve uluslararası vicdanlı kamuoyu da görüyor ki burada bir soykırım, bir katliam var. Bir devlet eliyle irtikap edilen bir cinayet var. Şimdi eğer bu safhada İsrail işini tırnak içinde tam anlamıyla bitiremezse muhtemelen eline bir daha böyle bir fırsat gelmeyecek. Bunların hepsinin ifadeleri elbette tırnak içinde söylüyorum. Dolayısıyla eğer zaten İsrail yapabilirse eş zamanlı olarak İran'la da savaşmak ister, Hamas'la da savaşmak ister, Hizbullah'la da savaşmak ister. Şimdi dolayısıyla İsrail'in bunu arzuladığını, hatta bunu yaptıktan sonra peşine ABD'yi tapmak istediğini, mümkünse Avrupa'ya da tapmak istediğini çok iyi biliyoruz. Avrupa ABD'ye nispetle biraz daha ihtiyatlı bir destek veriyor. Kategorik, daha doğrusu prensip olarak destek verdiğini biliyoruz. Ama Amerika'ya nispetle somut desteği biraz daha arkadan geliyor. Dolayısıyla bence bu çok çok önemli bir şey. Hatta Türkiye'nin son günlerde özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Sayın Dışişleri Bakanı'nın İsrail'e dair dozu yükseltmesinin ben biraz da bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü İsrail gerçekten Lübnan'a saldırırsa, elbette fiilen Lübnan'da bir seri suikastlar gerçekleştirdi, gerçekleştirmeye de devam ediyor, bunu da konuştuk. Ama bu örneğin Gazze şeridinde yaptığına benzer bir işgale, bir saldırıya dönüşürse, hakikaten bu bölgeyi korkunç etkiler. Yani Hizbullah'la 2006 yılında hatırlayalım. O bile bölgeyi nasıl etkiledi. Lübnan'ı nasıl etkileyeceğine ilişkin Lübnanlı yetkililerin açıklamalarına bakmak yeter. Başbakan ve Dışişleri Bakanı'nın yani hani biz bu durumda ne yapacağız diyor. Yani eğer böyle bir şey olursa bizim Hizbullah'ın yanında durmamız gerekir istemememize rağmen. Çünkü bir taraftan da içeride Hizbullah'la savaşmak istemeyiz. Şimdi diğer taraftan bunun içinde bir Suriye var. Türkiye Suriye ile ilişkiyi meseleyi başka bir noktaya götürmek istiyor. Böyle bir şey çıkması durumunda Batı Şeria'yı nasıl kontrol edeceksiniz? Ürdün ne yapacak? Mahmud Abbas ne yapacak? Böyle bir durumda özellikle refah kapısı bağlamında artık İsrail ne kadar tutunabilecek? Dolayısıyla bu soruların sayısı çok fazla artar. Türkiye'nin en büyük endişesidir. Başından itibaren böyledir. Birincisi orada Gazze'de insanların soykırıma düçar tutulması, İsrail tarafından hocamın da ifade ettiği gibi cinayetler. İkincisi de bu İsrail'in terörünün ve sorumsuzluğunu bölgeyi bütün olarak bir ateş altına alması Türkiye'nin en büyük riskidir. Bence bu risk daha da somutlaşmaya doğru gittikçe Türkiye'nin söylemi ve hatta eylemi bence eşit düzeyde sertleşecektir. Peki. Çünkü bunun bölgeyi nereye götürebileceğine ilişkin Türkiye'nin çok net bir endişesi ve vizyonu var. Verdiğiniz bilgileri tekrarlamanızı, İran basınına yansıyan bilgileri tekrarlamanızı rica edeceğim. Tabii. Çünkü görüntüler gelmeye başladı. O füze saldırısına ilişkin, saldırılarına ilişkin görüntüler var. Evet, yani somut olarak şu an itibariyle paylaşılan bilgiler Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine 100'den fazla füze gönderildiği ve İsrail'in kuzeyindeki kentlerin şu an itibarıyla füze atışı altına alındığı. Zaten oralar boşaltılmıştı. Evet, büyük oranda. İsrail'e yakın bölgeler boşaltılmıştı ama en son olaylarda gördüğümüz gibi yine de belli düştüğü meskun mahallelerde zararlar da vermişti Lübnan'dan giden füzeler. Bunun ardı arkasında muhtemelen gelecektir, kesilmeyecektir diye tahmin ediyorum. Peki, konuşmaya devam edeceğiz. Bir reklam arası verelim. Sonrasında yeniden buradayız. Son bölüme gireceğiz. Yakın plana devam ediyoruz. Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor. Demiştik zaten. Giderek de yükseliyor. Her olayla yükseliyor. Hizbullah füzeleri İsrail'i vuruyor. Bu gelen son bilgi. Fuat Şükür öldürülmüştü. Bir suikast sonucu. Bugün cenazesi vardı. Hizbullah liderinin daha önce yaptığı ve dün bugün verdiği mesajlar vardı. Bunun karşılığının verileceği şeklinde ve görüntülere de geliyor. Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine dönük füze saldırıları başladı. Yoğun da bir saldırı olduğunu, 100'den fazla füzenin ateşlendiğini biliyoruz. Bir misilleme saldırısı, kapsamının çok genişlememesi ve bunun topyekün bir savaşa dönüşmemesi gibi bir niyet, en azından mesajlar vardı ama bir misilleme olacağını biliyorduk. O zaman buradan devam edelim. Selami Kur'an, sizinle devam edelim. Sınırlı mı kalır? Ne dersiniz? Ya benim şahsi kanaatim, yani geçmişteki benzer olaylara da baktığımızda çok sınırlı kalacağı yönünde. Yani çok geniş
kapsamlı bir savaşın olma ihtimalini ben açıkçası çok düşük görüyorum. Hı hı. Hemen hemen hiç olmadığı kanaatindeyim. Daha çok bir misilleme çerçevesinde yapılıyor. Ama şuna katılıyorum. Yani Orta Doğu'da tansiyon geriliyor. Ben bu yaşa geldim. Orta Doğu'da tansiyonun normal seviyelerde olduğunu hiçbir zaman görmedim, duymadım. Hatırlamıyorum yani. Yani Orta Doğu böyle bir bölge. Ama Orta Doğu'daki bu özellik, tansiyonun sürekli yukarıda olması, teyakkuzda olması, ölümler, iç savaşlar, suikastler aslında birçok nedene de bağlı olarak değerlendirebilir ama asli nedenim ben İsrail'in bu hukuk tanımaz, uluslararası hiçbir normu tanımaz söylem ve uygulamaları olduğu kanaatindeyim. Peki. Ve bunu da daha önce de söyledim, yine altını çizerek söylüyorum. Bunun bir devlet politikası haline gelmesi ve hiçbir uluslararası normu, hiçbir meşru kuralı tanımayan bir devletimsi yapıyla karşı karşıya dünya. Ve bu nedenle aslında sadece Filistin'in de orada mağdur edilen mazlum Filistin halkı açısından değil, bölge ülkeleri için de bir tehdittir. Zaten Türkiye'de bu noktada Türk Dışişleri Bakanı Sayın Fidan da ifade etti. Yani özellikle Doğu Akdeniz'deki barışın da ciddi tehdit altında olduğunu ifade etti. Haklı olarak, çünkü biliyoruz ki orada İsrail özellikle Güney Kıbrıs Rum kesimindeki üsleri kullanma noktasında bir girişimi oldu. Ve Türkiye de burada açık bir pozisyon aldı. Çünkü Kıbrıs'la ilgili herhangi bir böyle gelişmede Türkiye'nin sessiz kalması, kayıtsız kalması söz konusu olamaz zaten. Ben burada İsrail'in bölge barışı açısından, bölge ülkeleri açısından en önemli tehdit unsuru olduğunu düşünüyorum. Bunun da sebebi, bakın, sadece İsrail'in varlığıyla ilgili değil. Zaten uluslararası sistemin öngördüğü çözüm gayet açık ve net. Bunu çok devlet ifade ediyor. En sonunda Sayın Cumhurbaşkanı, bakın, bu hain alçakça suikastten sonra yapmış olduğu açıklamada dahi ifade etti. İki devletli çözüme işaret etti. Bakın, iki devletli çözüm uluslararası sistemin, BM'nin, Birleşmiş Milletler'in öngördüğü bir çözüm modeliydi. Şimdi bakın, İsrail yöneticilerinin, başta Netanyahu olmak üzere, hiçbiri bu konuyu ağzına dahi almıyor. İki devletli çözüm, yani bir BM Genel Kurulu'nun 181 sayılı kararı çerçevesinde paylaştırılmış Doğu Kudüs'ü başkent olan bir Filistin devletinin tanınması ve kabul edilmesi uluslararası sistemde. Şu anda bunun da önündeki en büyük engel Güvenlik Konseyi'ndeki ABD vetosu zaten. Peki, bir dönelim, çünkü kesmek zorunda kaldım Selami Kur'an. Şeyda Kanepa Beyrut'ta bizi bekliyor. Şeyda, notlar neler? Deniz, iyi akşamlar. Biraz önce İsrail ordusu ülkenin kuzeyinde siren seslerinin devreye girdiği bilgisini paylaştı. Hizbullah'ın saldırdığı ve demir kubbenin devreye girdiği iddia ediliyor. Henüz Hizbullah tarafından bir açıklama yok. Bugün Beyrut'ta, bilindiği gibi, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın hakim olduğu çok önemli bir semtte, şehitlerin sembolü olan bir semtte, bugün Hizbullah'ın kadrosunun önemli isimlerinden ve iki gün önce İsrail tarafından öldürülen Fuat Şükrü'nün cenazesi kaldırıldı ve burada Hizbullah lideri Hasan Nasrallah bir konuşma yaptı ve İsrail hakkında artık tüm cephelerin açık olduğunu söyledi ve bundan sonra gidişatın değiştiğini, hatta gidişatın bundan sonra Hizbullah'ın saldırıları karşısında İsrail'in nasıl tepki vereceğinin gidişatı nasıl sürdüreceğini belli olacağını söyledi ve bu açıklamalardan sonra bu akşam gece saatlerinde İsrail'den böyle bir iddia geldi. Evet, bütün dünyanın gözü şu anda Lübnan'da ve Orta Doğu'daki savaşın nasıl evrileceği ve yeni cephelerin açılıp açılmayacağı zaten son zamanlarda konuşuluyordu. İsrail'in bu kuzeydeki siren sesleri iddiası da bu endişeleri biraz daha güçlendirmiş oldu Deniz.
şunu sorayım Şeyda Kanepa, bir hatırlatma anlamında bugün cenaze töreni vardı Beyrut'ta. Hasan Nasrallah, Hizbullah lideri törene gelmedi ama mesajları vardı. Neydi o mesajlar? Hemen bu sonrasında bu saldırı gelmiş oldu. Bir hatırlatma yapalım izleyicilerimiz için. Tekrar. Evet, İsrail'e yönelik olarak konuştu ve İsrail'in artık kırmızı çizgilerin nasıl geçtiğinin farkında olmadığını söyledi. Bundan sonra bütün cephelerin açık olduğunu söyledi ve sorunun artık sadece Gazze'nin savunulması olmadığını söyledi ve iki kez gidişatın artık değiştiğini söyledi Nasrallah ve bu açıklamalarından sonra böyle bir saldırı iddiası geldi. Nasrallah yaptığı konuşmada İsrail'in hakkında tekrar bundan sonraki atılacakları adımların aslında Hizbullah'ın saldırılarından sonra İsrail'in nasıl cevap vereceğine dair olduğunu yineledi. Şeyda, acaba Lübnan basınında ya da orada gazetecilerle konuştuğunuzda yani bu saldırının kapsamına dair bir sinyal var mı? Nasıl ya da hep sınırlı olduğu konuşuluyor, olacağı konuşuluyordu. Acaba buna dair bir sinyal var mı? Bununla mı sınırlı kalır, devamı gelir mi? Hissiyat, beklenti, sinyal nedir orada? Şu anda Beyrut'ta gazeteci meslektaşlarımızla da konuştuğumuz zaman aslında beklentiler son derece endişeli ve bu saldırıların süreceği, karşılıklı olarak misilleme saldırıların devam edeceği ve Orta Doğu'daki çatışmaların daha ileriki zamanlara katlanarak aktarılacağı konusunda yaygın bir görüş var. Son derece endişeli bir bekleyiş var diyebiliriz Deniz. Peki, teşekkür ediyoruz Şeyda Kanepa. Gelişmeler oldukça Beyrut'tan almayı sürdüreceğiz kendisinden. Barış dostlar, sınırlı olacağı konusunda hep genel bir kanı var. Selami Kur'an da aynı şeydi. Sınırlı nasıl hesaplanır? Yani öyle karşı taraf... Bir kere taraflar açısından baktığımızda İsrail'in aklından şu geçer. Savaş daha da yayılsın, bölgeselleşsin, şiddetlensin ama ABD'nin de işe bütün gövdesiyle girmesi kaydıyla. Eğer ABD, evet 7 Ekim'den sonra Akdeniz'e İsrail açıklarına savaş gemilerini, uçak gemilerini yolladı. Sonsuz, sınırsız desteği devam ediyor. Araç, gereç, mühimmat, askeri danışman istihbarat veriyor ama ABD anladığımız anlamda bütün gövdesiyle aktif bir şekilde İsrail'in yanında savaşa müdahil olmaz ise eğer İsrail bu işin çok genişlemesini yalnız başına sadece İsrail'in birkaç cephede birden bir taraftan Filistin'de Hamas, diğer taraftan Lübnan'da efendim Hizbullah, öbür yandan İran, artık ne kadar kaldıysa elde avuçta Suriye ile tek başına boğuşmak istemez. Ama gönlünden elbette dediğim gibi yayılsın, büyüsün, genişlesin, şiddetlisin ama ABD'nin aktif olarak girmesi kaydıyla bu geçer mi geçer? Peki nesnel olarak baktığımızda ABD hegemonyası gerilemekte olan bir güç olarak yığınağını Çin'i kuşatmak için Pasifik'e yönlendirmek isterken bir yandan Filistin'de Hamas karşısında İsrail'e destek vermekle, beri yandan Ukrayna'da Rusya karşısında Zelenski'ye destek vermekle baş başa kalan ABD nesnel olarak gücünün kapasitesi sınırları itibariyle İsrail'e arkadaş hadi savaşa sen gir genişlet ben de senin arkandayım der mi? İşte ben ona pek ihtimal vermiyorum. Nesnel olarak güce baktığımızda. Lübnan'a gelelim. Şimdi ben Lübnan'da bulundum. Lübnan hani yabancı terminoloji kullanmayalım ama iktisadi ölçekte, toplumsal kültürel ölçekte, siyasal bürokratik ölçekte, sivil asker güvenlik bürokrasisini tamamen katarak söylüyorum, son derece perperişan bir halde. Bundan birkaç sene evvel Fransız lider Macron Lübnan'a gittiğinde ya arkadaş tekrar sen gel bizim mandater yönetimimizde bizim başımıza geçmişseniz sömürgen olalım diyecek kadar Lübnan çaresiz durumda olan insanların memleketi. Yani devlet güvenliği inşa etmekte, yurttaşlarının günlük ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor. Evet. Yolsuzlukları almış başını yürümüş durumda. Şimdi böylesi bir ortamda evet Lübnan siyasetinde çok önemli bir askeri
artı siyasi aktör olan Hizbullah. Anladığımız anlamda bütün gövdesiyle savaşı şiddetlendirir ise, yani Lübnan'ın daha da perişan hale gelmesine, Lübnan'a yönelik İsrail saldırganlığının daha da artmasına sebep olması durumunda, Lübnan iç siyasetindeki Hizbullah karşıtlığının artacağını bilir mi? Elbette bilir. Bunu öngörebilir mi? Öngörebilir. O yüzden ben Lübnan Hizbullah ile İsrail arasındaki bu karşılıklı misillemelerin, saldırıların, suikastlerin, füze atışlarının devam edeceğini ama dozun mesela bir 2006 Temmuz ayındaki gibi daha şiddetli hale geleceğini pek düşünmüyorum. Şimdi 2006 Temmuz ayı niye önemliydi? Şundan önemliydi çünkü pek çok askeri uzman, pek çok kıdemli yorumcu o savaştan Hizbullah'ın galip çıktığını söyledi. Fakat o çok daha şiddetli, çok daha kapsamlı, çok daha uzun süreli bir savaş idi. Ben bugünkü veri koşullarda böyle bir şey beklemiyorum. Beklemiyorsun. Artı elbette İsrail'in maalesef diyelim, ne yazık ki diyelim, az evvel Selami Hocam da değindi, elini kuvvetlendiren unsurlar var. İran'ın az önce konuştuk, gerçekten güvenlik ve istihbarat anlamda zayıflığı gibi. Bir. İki, İslam aleminin sadece açıklama yapmaktan, bildiri yayınlamaktan öte gitmeyen tutumu gibi. İki, İslam Konferansı Örgütü'nün, diğer adıyla İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi'nin ki bu 22 üyelidir, etkisizliği, tepkisizliği gibi. Yani bütün bunlar da İsrail'in kendince fırsat bu fırsattır demesine zemin hazırlayan unsurlar. Yeni bilgiler var mı Serhan Afacan? Yani, şu yüzden soruyorum. Şimdi ilk etapta tabii Şeyda Kanepa da aktarmıştı, alarmlar çaldı. Ama ondan sonra bir ilk yardım talebi de sistemi de var. Dolayısıyla hani ona dair bir yeni bilgi yoktu İsrail tarafından gelen. Sizde aksi bir bilgi var mı? Şimdi gelen bilgiler biraz daha yavaş yavaş artmaya başladı. Bunlardan bir tanesi Demir Kubbe'nin telaşlı bir çalışma içinde olduğu. Bunların bir bölümünü düşürdü, bir bölümünü düşüremediği yönünde. Ama doğrulanmaya... Düşüremediği meselesi önemli çünkü tabii. Tam kapasite çalışıyormuş tabii, anladığımız tabii, kadarıyla gelen bilgiler o yönde. Diğer taraftan doğrulanmaya muhtaç olan bir haber İsrail kaynaklarından şu an itibariyle düşmeye başlamış mecralara. İsrail... İran'ın Kirmanşah'tan, Hemedan'dan, Huzistan'dan ve diğer bazı şehirlerden füze ve SİHA gönderme hazırlığı içinde bulunduğunu, dolayısıyla Hizbullah'ın yanı sıra İran cephesinden de işte Nisan ayında belki gördüğümüze benzer, belki ondan eğer bu haberler doğru çıkarsa biraz daha ciddi. Biraz daha kapsamlı mı olur? Biraz daha kapsamlı çünkü iki sayı olarak mı? Yani sayı olarak da kapsamlı olacağı anlaşılıyor. Diğer taraftan o biraz daha İsrail'in bilindiği gibi beklediği bir şeydi. Her ne kadar İsrail'i zaten İran'ın 72 saat içinde bir intikam misilleme hamlesi içinde bulunacağına ilişkin haberler yapsa da bir taraftan Hizbullah, diğer taraftan İran'ın böyle bir şey, hareket içinde olduğunu, Hizbullah'ınki fiilen başladı. İran'ın da böyle bir hareket hazırlığında olduğuna ilişkin haberler var hali hazırda. Peki ne bilmiş size de döneyim. İsrail bir şekilde... Dün Başbakan Netanyahu her türlü senaryoya hazır olduğunu açıklamıştı. Kısa bir süre içerisinde siz İran tarafından da bir adım bekler misiniz? Senkronize mi olur bu karşılık sizce? Şimdi Hizbullah da sonuçta Şükrü'ye yönelik olarak İsrail'in bir saldırısı var. Bir, iki... İran'da da Haniye'ye yönelik olarak bir suikast girişimi var. Şimdi bu özellikle bu iki saldırının ardından İran üzerinden yeni bir caydırıcılık tartışması başladı. Ve nasıl karşılık vereceği, acaba daha önceki gibi bir angajman çerçevesi, o angajman çerçevesi aşağı yukarı biliniyor. Yani aslında işte yakın bir dönemde de gördük İran... yoğun bir şekilde İsrail'e yönelik olarak bir karşılık verdi. Ve o karşılık verir vermez hemen Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi tarafından da biz bunu durdurduk. Bu bizim yaptığımız bir karşılıktı, sınırlıydı dedi. Yani angajman çerçevesi dediğim bu. Ama öbür taraftan da sonuçta süreç gördüğü, yani takip ettiğimiz gibi
sürekli bir tetikleyicilik içerisinde, yani karşılıklı hamlelerle özellikle İsrail'in bu suikastleri yoğun bir şekilde arka arkaya gerçekleştirmesi ve Hamas'ın, Hizbullah'ın üst yönetimine yönelik olarak gerçekleştirmesi, sonuçta burada İran'ın da caydırıcılığı ve bu caydırıcılıkta da vereceği tepki açısından önemli. Daha önceki angajmanlar çerçevesinde bir caydırıcılık mekanizması işlettiğinde, sonuçta burada hem vekaletleri açısından hem kendi itibarı açısından da aslında yeni tartışmaları beraberinde getirecek. Burada iki senaryo konuşuluyordu. Birincisi, acaba İran doğrudan İsrail'e yönelik olarak bir karşılık mı verecek? Yoksa Hizbullah ya da diğer vekaletleri üzerinden mi bir karşılık verecek? Şimdi anladığımız, gördüğümüz Hizbullah üzerinden bir karşılık devam ediyor. Ama öbür taraftan İran'ın da bu sürece doğrudan dahil olması durumunda, vekaletler üzerinden değil de kendisi üzerinden, burada yeniden o karşılıklı tetikleyicilik üzerinden bu aslında kısmi olarak devam eden bölgesel savaşın daha da derinleşmesi, daha da yoğunlaşması, bunun etkisinin de giderek yayılması gibi bir risk var. Yani bu zaten bu akşam hemen hemen herkes dile getirdi. İsrail'in de ABD'nin içerisinde olduğu savaşı özellikle İran üzerinden bölgeselleştirme amacı en başından itibaren vardı. Ama buna özellikle ABD tarafı bugüne kadar yanaşmamıştı. Eğer bu karşılıklı birbirlerine yönelik olarak verdikleri bu cevap giderek yükselirse, bu angajmanın boyutu çok daha yükseğe çıkarsa, bence burada her zaman bu savaşın biraz daha yoğunlaşma, bölgeselleşme ihtimalini de görmemiz lazım. Çünkü bütün hem bölgesel açıklamalar hem son dönemde Türkiye'de Dışişleri Bakanı başta olmak üzere yapılan açıklamalarında bu riskin her zaman olduğu yönünde. Peki, çok kısa birer cümleyle alacağım, 2-3 dakikam kaldı. Bu tansiyonun, tetikleyicilerin karşılıklı devam etmesini bekler misiniz? Sınırlı bile olsa bu saldırıların. Ben sınırlı olmak kaydı şartıyla devam edeceği kanaatindeyim. Yani İsrail'e yönelik, İran tarafından İsrail'e yönelik ağır kapsamlı bir cevap vereceği kanaatinde değilim açıkçası. Peki. Ama İsrail'in temel stratejisi şurada yatıyor. Gazze'yi gündemden düşürmek için İran'la kontrollü bir gerginlik, tansiyonu yürütmek, bu haliyle de Batı'nın, özellikle ABD'nin desteğini devamlı yanında bulundurmak. Yani İran'a yönelik bir mücadele veriyorum. Gazze'yi gündemden düşürecek. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası Adalet Divanı'ndaki süreçleri gündemden düşürmek amacıyla İran'la tansiyonu, gerginliği kontrollü bir şekilde devam edecek. Barış Dostlar, katılır mısınız? Katılıyorum Selami Hocam'a. Yani hani denetimli gerginlik deriz ya biz. Evet. Dozunda, kıvamında, yerinde, zamanında, muhatabına göre bunu tırmandırır ve dünyaya şu mesajı vermek İsrail. Bakın arkadaşlar, ben İran'la savaşıyorum. O yüzden bütün Batı, bütün hür dünya, bütün demokrasiler benim arkamda olsunlar. Peki. O yüzden İsrail'in bence hedefi tam da bu görüntüyü vermektir dünyaya. Bir cümleyle alayım. Sizce devam edecek mi? Zaten İran'ın temel amacı bu. Yani doğrudan bir çatışmaya girmeme, kapsamlı bir çatışmaya girmeme. Muhtemelen daha sınırlı bir misilleme yaparak kapatma yoluna gidecektir. Burada bence odadaki fili unutmamamız gerekiyor. İsrail'in tepkisi ve İsrail'in bundan sonra eli ne kadar yükseltmeye devam edeceği bence daha belirleyici olacak. Her türlü senaryoya hazırız demişti Netanyahu. Karşılık tekrar olarak ne olabilir? O da bir füze atar, yine ama diğer taraftan mi? Blinken de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile konuşmuş ve behemehal bölgedeki bu gerilimin dindirilmesi, daha fazla tırmanmaması gerektiği konusunda adım atılması gerektiğini söylemiş. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bence Netanyahu'nun o kadar da ileri gitmemesi için daha kontrollü davranacaktır. Aksi halde İsrail böyle el yükseltmeye devam ederse, bazı süreçlerde biliyorsunuz öngörmek mümkün olmayabiliyor. Birden kontrolden çıkabiliyor.
Çok teşekkür ediyorum dört konuğuma da. Serhan Afacan, Barış Dostlar, Selami Kur'an ve Nebimiş yayına katkınız için. Bir genel toparlamayla yakın planı noktalayalım. Son dakika bilgisi olarak ekranlara da getirdik. Hizbullah karşılık vermeye, o yanıtı vermeye başladı. İsrail'in kuzeyine onlarca füze atıldığını da doğruladı. Fuat Şükrü'nün bir anlamda karşılığını, o suikastin karşılığını veriyor şu dakikalarda. İran doğrudan devreye girer mi, bir soru işareti. Vekil örgütler üzerinden mi hesaplaşır Haniye suikastinin sonrasında? Bunu da ilerleyen saatlerde göreceğiz, günlerde belki de. Biz bugün noktaladık. Birazdan Buse Yıldırım sizlerle olacak. Bugün yarın da hoşçakalın.